أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محترم dinleyiciler 4 tebliğimiz var 20'şer dakikalık süreyle tebliğlerimizi arkadaşlar Müslümancıklar belki en az bir 20 dakikalıkta sonra soru faslı, müzakere faslı bırakma imkanımız olacak. Önce ben bu güzel toplantıyı tertip eden kurumlara ve organizatör hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii dün takip etme imkanım olmadı ama bu sabah ilk oturumu takip ettim. Gayet zevkli, güzel, başarılı bir oturumdu. Dolayısıyla oturuma katılan hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Tabii Osmanlı düşüncesi genelde İslam düşüncesi içinde özel bir yere sahip. Genelde böyle çok umumi bir tasnifle yani deniyor ki bir Akdeniz'in güneyini bir düşünce havzası olarak düşünelim. Bir düşünce havzası olarak İran'ın doğusunu, İran'da doğusunu düşünelim. Üçüncü bir düşünce havzası da Anadolu ve onun batısı, yani Balkanlar gibi böyle global bir tasnifle tasnif yapılıyor. Şimdi yani bu tasnifte aslında belki hepsi özünde İslam düşüncesini temsil ettikleri için ortak yönleri var. Ama yani detaylarda birbirinden ayrıldıkları çok önemli noktalar da var. Ben bugüne kadar yaptırdığım tezler üzerinden böyle bir bu tasnifle ilgili kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi burada da olan iki arkadaşımız özellikle ilk dönem düşüncesi ve işte Mutezile, dolayısıyla Akdeniz'in hani güneyi diyebileceğimiz güney havzası ile ilgili çalıştılar. İşte Osman buralardaydı, Osman Demir ve Mehmet Bulgen arkadaşlarımız. Onlar baktığımız zaman format itibariyle farklı bir şeyi temsil ediyor. Belki diyebiliriz ki yani harici varlığın merkeze konulduğu, merkezde olduğu ve bütün düşüncenin onun etrafında örüldüğü bir felsefeyi temsil ediyor. İlk dönem kelamı da aşağı yukarı böyle bir yapıya sahip. Doğu ile ilgili olarak yine bu Medeniyet Üniversitesi'nin hocalarından Fatih Şeker çalışmıştı. Oraya baktığımız zaman belki İran ve Orta Asya Türk düşüncesi o da bir farklı formatı temsil ediyor. Yani tasavvuf ağırlıklı, Yesevilik ağırlıklı bir düşünce tarzını. Burada Osmanlı düşüncesi sanki bir sentezi temsil ediyor. Yani bu Güney Havzası'yla Doğu Havzası'nın böyle sentezini yapmış ve oradan bence daha birleştirici eklektik bir düşünce tarzı çıkarmış.
Aslında Osmanlı düşüncesini belki anlamak için Osmanlıca diline bakmak bence yeterli. Yani dil ne kadar birleştirici, bütünleştirici ve sentezi temsil ediyorsa düşünce de böyle bir yapıyı temsil ediyor. Bu Osmanlı yani düşüncesi merkezli de sağ olsun İhsan hocamızın öncülüğünde çok güzel şeyler, çalışmalar yapılıyor. Benim yani kendi danışman olduğum öğrencileri de yani bilinçli olarak yönlendiriyorum. Yani hocanın bu ilim havzasından yararlansınlar diye. İşte sabah Sami şey sundu. Şimdi Salih'le Muhammed Ali tebliğ sunacaklar. Ve bu üçüncü havza konusunda kelam ilminin daha atak yapması gerekiyor. Yani bu tasdifi şunun için yaptım. Biz de kelam tarihi ve kelam çalışmaları büyük oranda Akdeniz'in güneyine yoğunlaşmış. Yani daha çok işte Arap havzası dediğimiz o havza üzerinde yoğunlaşmış çalışmalar. Doğu ile ilgili de fazla bir çalışma yok. Belki orada diyebiliriz ki çok fazla eser de olmadı. Oradakiler hep bu tarafa göç ettiler. Dolayısıyla bu tarafa geldiler. Ama Osmanlı ile ilgili yani kelamcıların daha çok çalışması lazım. Çünkü benim kanaatim odur. Osmanlı düşüncesinde merkezde kelam ilmi var. Tasavvuf ve İslam felsefesi onun civarında bu üçü beraberce bir bütünü temsil ediyorlar. Evet, işte Taşköprüzade herhalde burada çok böyle simge isimlerden birisi olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu oturumumuz da biraz işin bu veçesini yani Taşköprüzade'nin kelam ilmiyle olan ilişkisini ve bağını ortaya koyacak. İnşallah çok verimli, feyizli bir oturum olur ve böylece biz de Taşköprüzade'nin bu kelam ilmiyle olan irtibatını daha iyi kavramış oluruz. Evet, bir felsefe toplantısında besmele ile başlamayı yadırgamamışsınızdır inşallah. Kelam olduğu için. Tabii oturum kelam oturumu olduğu için tolere edilir. Evet. Peki şimdi listemizdeki sırayla gidelim. İlk sıramızda Hayreddin Nebi Güdekli. Hayreddin Nebi Güdekli'yi tanıyorsunuz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktor. Evet. Evet. 20 dakikamız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de hocalarımı, arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim tebliğim Taşköprülüzade'nin Risaletül Kaza vel Kader eseri bağlamında insan fiilleri problemine yaklaşımı. Şimdi insan fiilleri problemi aslında kelamın başlangıç döneminden beri tartışılan iki temel problemden bir tanesi. Özellikle problemin esas anlamı işte Allah Teala'nın her şeyin yaratıcısı oluşuyla insan fiillerinin de yaratıcısı olması gerekeceği ve bu ilkeden hareketle insanın sorumluluğunu yani övgü ve yergiye, sevap ve ikaba konu olmasının nasıl temellendirileceği sorusuyla alakalı bir şey. Risale'ye baktığımız zaman Taşköprülüzade Risale'yi esas itibariyle 5 temel soruyla kurguluyor. Yani modern çalışmalarda da göreceğimiz bir structure inşası söz konusu burada. Öncelikle problemi vaz ediyor. Yani problem nedir? Ardından bu probleme ilişkin ortaya atılmış yaklaşımlar nelerdir? Daha sonra bu yaklaşımlar neden problemi çözmekte başarısızdır veya zaafları nelerdir? Bununla ilişkili olarak metnin bir bölümünü buna ayırıyor. Ardından kendi yaklaşımının ne olduğunu ve
niçin diğer yaklaşımları değil de kendi yaklaşımının savunulması, kabul edilmesi gerektiğine yönelik, yani gerekçelerine yönelik bize burada metinde bu konuyu, bu konuya dair düşüncelerini ele alıyor. Şimdi başlangıç dönemine baktığımız zaman insanın fiilleri sorunuyla alakalı olarak biri işte Cebriye'nin, diğeri de Cebriye karşısında Mutezile'nin iki temel yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Özellikle Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu ilkesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ve yoğun bir şekilde Müslüman kelamcıların, yani özellikle Sünni kelamcıların insan fiilleri görüşündeki temel dayanaklarından birini teşkil ediyor. Bu ilkeden hareketle insan fiilleri de bir şey olacağı için, dolayısıyla Tanrı'nın insan fiillerinin de yaratıcısı olacağı ve insan fiillerinin mahluk oluşu üzerinden Cebriye insanla hiçbir şekilde irade kudretin bulunmadığını ifade ediyor. Bu tabi Cebriye'nin bu görüşü aslında bu ilkeyle, yani Allah'tan başka yaratıcı olmadığı ilkesiyle temellendirildiği gibi Cehmin Safvan tarafından özellikle tenzih vurgusuyla da temellendiriliyor. Çünkü Cehmin Safvan'a göre biz özellikle Tanrı ve Tanrı dışındaki şeyler arasında hiçbir ortaklık, hiçbir ortak bir noktanın bulunmadığını düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda eğer Tanrı müritse, irade edense, onun dışında hiç kimsenin irade eden olmaması gerekiyor. Yani bir anlamda dilin tek anlamlılığı sorunu üzerinden Cem-i Safvan gerçek müridin veya kelimenin tam anlamıyla müridin Tanrı olduğunu, onun dışında bizim mürit olarak nitelendirdiğimiz varlıklarında gerçek anlamda mürit olmadığını söylüyor ve böylece bir cebir düşüncesi çıkıyor. Bu düşüncenin hemen karşı tarafında ise özellikle erken dönemde kaderiyye adını verdiğimiz ve daha sonra Mutezile'nin adalet prensibiyle de ilişkilendirilerek Mutezili düşüncenin temel ifadesi olacak ilke, insanın fiillerinin kendisi tarafından meydana getirildiği düşüncesi. Bu iki aşırı uç, Taş Köprülü Zade'nin de Risalesi'nin başlangıcında ifade ettiği ve Sünni kelamcıların aslında bu iki görüşü, yani bir tarafta Cebriye'nin Allah'tan başka Halik yoktur, dolayısıyla insan fiillerini Tanrı yaratır görüşü ile Mutezile'nin insan fiilleri kendisi tarafından meydana getiril görüşü arasında bir çözüm bulma arayışı içerisinde kalıyorlar Sünni kelamcılar. Taş Köprülü Zade de bu arayışın nasıl daha muhkem bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine yönelik biraz sonra da değineceğim istidat teorisi merkezli bir kesb anlayışı ortaya koyuyor. Aslında önceleri Mutezili iken daha sonraları Mutezile'den dışlanan Dırar bin Amr tarafından ilk defa kesb teorisinin ortaya atıldığını biz görüyoruz. Yani burada fiillerin kabaca bir taksimi söz konusu. Bunu daha sonra Bakillani'de göreceğiz. Yani fiillerin zat ve mahiyet veya zat ve vasıf, asıl veya vasıf şeklinde ikili bir taksimi yapılıyor. Dolayısıyla fiillerin asli bakımdan, yani zat yönünden Tanrı'nın mahluku, vasf yönünden ise insanın kesbi olduğu ifade ediliyor. Bunu ilk defa Dırar bin Amr, yine burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de buna yakın ve hatta aynı diyebileceğimiz bir görüş söz konusu. Bunu da şuradan anlıyoruz. Ebu'l-Huzeyl hem Dırar'a hem de Ebu Hanife'ye bu mahluk konusunda bir reddiye yazmış oluyor. Şimdi kesb teorisi dolayısıyla Cebriye ile Mutezile'nin görüşlerinin aslında bir tür sentezi diyebileceğimiz bir yaklaşım. Buna göre fiillerin bir tür tırnak içinde iki faili söz konusu. Birisi Tanrı, diğeri de insan. Ama Tanrı'nın fiille münasebeti yaratma cihetinden, insanın fiille münasebeti ise kesb cihetinden. Bu bütün Sünni kelamcılarda temel kabul edilen bir şey. Bununla ilişkili olarak Taşköprülü Zade'ye baktığımız zaman bu kesb kavramını biraz sonra nasıl açıkladığını ifade edeceğim. Ancak problemi nasıl vaz ettiğini burada ifade etmek istiyorum. Şöyle bir akıl yürütmeyle hareket ediyor. Fiil haddi zatında mümkündür. Mümkün ise varlığı ve yokluğu, yani iki tarafı birbirine eşit olandır. Dolayısıyla
mümkün fiilin meydana gelmesi için bir müreccih, yani tercih edici bir sebebe ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bu tercih edici sebebin olmadığını düşündüğümüz zaman fiil ittifaki, yani tesadüfi bir yolla meydana gelmiş oluyor. Taşköprülüzade hiçbir işte diyelim akıl sahibinin veya hiç kimsenin bu görüşü kabul etmediğini söylüyor. Yani fiillerin ittifaki olarak meydana geldiğini söyleyen kimse çıkmamış. Dolayısıyla fiiller bir müreccih ile tercih edici bir sebebe dayanarak meydana geliyor. Ve kelamcılar arasındaki farklılıklar da bundan sonra başlıyor. Bu müreccih, yani tercih edici sebep, ya insanın zatına, insana nispet edilir, insana raci olacak bir niteliktir veya insanın dışında birine. Eğer insana nispet edilecekse bu müreccih, burada eşeriler ve işte maturidi mutezler arasında bir ayrım ortaya çıkıyor. Yani kabaca maturidiler ve mutezidiler bu müreccih niteliğini insanın kendisine nispet ediyorlar. Ama maturidiler insanın iradesinin ve kudretin müreccihlik vasfı olmasına rağmen yine de herhangi bir tesire sahip olmadığını düşünüyorlar. Mutezililer ise insanda bulunan bu irade ve kudretin müessir olduğu kanaatindeler. Dolayısıyla maturidilerle mutezile bu fiilin dayanağı olan tercihin insanda bulunması bakımından birleşiyorlar. Ama bu tercihin herhangi bir etkisi var mı yok mu bağlamında da ayrışıyorlar. Şimdi müreccihi insanın dışında birine, yani Tanrı'ya nispet edenler ise Cebriler ve Eşariler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Taşköprülüzade gerek burada gerekse Risale'nin diğer yerlerinde Cebriye ile Eşariye arasında her ne kadar bu şablona göre fiiller ızdırari olsa bile, yani kişinin özgür seçimiyle meydana gelmeyen türden fiiller olsa bile, Eşariler insandaki bu kudret ve iradenin fiille bir tür ilişkisinin bulunduğu kanaatindeler. Yani bu irade ve kudret fiille mukarin, fiille beraber bulunuyor. Cebriye ise bu irade ve kudreti bütünüyle ortadan kaldırmış oluyor. Taşköprülüzade bu problemi böyle vaz ettikten sonra her bir ekolün dayanaklarını argümantatif bir şekilde kritik yapıyor, bunları eleştiriyor. Burada özellikle Cebriye ile Mutezile'nin naslardan getirdiği bazı deliller var. Bunları aslında kendisinin ifadesiyle ayetlerin geçtiği bağlamlara, makamlara göre bunları çözmenin mümkün olduğunu söylüyor. Mesela Cebriye diyelim Allah'tan başka yaratıcı yoktur şeklindeki ifadesi veya insan fiillerinin Tanrı'ya nispet edildiği türden naslar, insan fiillerinin insana nispet edildiği türden karşı naslarla çelişiyor aslında. Dolayısıyla böyle bir tevil sorunu gündeme geldiği zaman da ayetlerle ihticac, yani delillendirme, istişatta bulunma esas itibariyle temelini yitiriyor. Makul dediği, yani akli olarak Cebriye'nin veya Mutezile'nin delillerini de eleştiriyor. Burada özellikle Cebriye'nin bir fiilde iki müessirin tesirinin bulunamayacağı şeklinde, yani kesb teorisine karşı yürüttükleri eleştiriyi ifade ederek bu, yani iki müessirin bir fiildeki tesirini imkansız oluşunun farklı itibarlar düşündüğümüz zaman ortadan kalkacağı kanaatinde. Yani ikisi de yaratma bakımından fiile tesirde bulunsa veya fiilin zatını meydana getirme bakımından iki müessir bir fiilde tesirde bulunmak istese bu bir çelişki. Ama bunlardan bir tanesi fiilin zatına, diğeri de vasfına yönelik bir tesirde bulunduğu zaman itibarlar farklılaşacağı için artık bu durumda herhangi bir imkansızlık da kalmıyor. Mutezile'nin esas argümanına gelince, tabii ki onlar da naslarla ihticaçta bulunuyorlar ama dediğim gibi bunların da neticede yorumlanması, teville alakalı olarak cevabını veriyor Taşköprülüzade. Ama Mutezil'in esas argümanı şu: eğer biz fiilleri insana değil de Tanrı'ya nispet edersek ve Tanrı tarafından meydana getirildiğini düşünürsek, o zaman insanın işte sevaba veya ikaba, övgüye veya yergiye konu olmasını nasıl açıklayacağız? Yani
İşte Mutezile'nin hani beş temel ilkesinden biri olan adalet ilkesiyle bu bir çatışma halinde. Burada Taşköprülüzade şöyle bir ayrım yapıyor. Yani fiiller sevap ve ikab, övgü ve yergi gibi niteliklere konu olması için insan tarafından yaratılmak zorunda değil. Yani insan yine iradesi, ihtiyarı, kudretiyle bu fiillerin, yani bu niteliklerin fiillerine terettüp etmesini sağlayabilir. Dolayısıyla sorumluluğun temellendirilmesi için fiillerin Tanrı tarafından meydana getirilmesi gerekmiyor. İnsanda Tanrı'nın insana vermiş olduğu o irade, kudret ve benzeri anlamlar, niteliklerle insan zaten fiili işte meydana getirmeye başladığı için dolayısıyla bu fiillerin sonucunda tereddüt eden o nitelikleri de kazanmış oluyor. Dolayısıyla fiillerin, yani sorumluluğun temellendirilmesi için fiillerin mahluk olması, Tanrı tarafından yaratılmasına gerek olmadığı kanaatinde. Bir diğer şey de şu, aslında zaman zaman bunu kendisi de kullanıyor Taşköprülüzade'nin. Bu, yani bizim ızdırari fiillerimizle ihtiyari fiillerimiz arasında, yani özgür seçimimize dayalı fiiller ile böyle olmayan fiiller arasındaki ayrım zaten kelamın başına kadar gidebilecek bir ayrım. Zaruri, ızdırari veya kesbi, ihtiyari şeklinde. Bunun temellendirilmesi için şöyle bir örnekten hareket ediyorlar genellikle. Yani kişi mesela elinin işte bir hastalık sebebiyle titremesi şeklindeki o olguyla özgürce seçime dayalı mesela hareket etmesi, bir yere ulaşması arasındaki farkı zaruri olarak bilir. Dolayısıyla bunlardan ikincisi ihtiyara dayanır, birincisinde herhangi bir ihtiyar söz konusu değil. Taşköprülüzade bu ayrımın zaruri olduğunu ama yine zaruri olan bu ayrımdan hareketle fiillerin insan tarafından zorunlu bir şekilde meydana getirilmesine delalet etmediği kanaatinde bunun. Ve böylece bu argümanlarını da eleştirmiş oluyor. Şimdi özetle bu en azından ekollerin temel fikirlerine bakacağımız zaman Cebriye'de insanın fiil işlemeye yönelik kudreti yok. Mutezile'de insan müreccih, yani tercih edici bir sebebe sahip ve bu sebep müessir, yani fiilin meydana gelmesinde etkili ve fiil bununla meydana geliyor şeklinde bir düşüncesi var Mutezile'nin. Eşariler ise insanın fiilleri kendisine irca edilemeyen, yani kendisi dışındaki bir varlığa, Tanrı'ya nispet edilecek bir müreccih ile meydana gelir görüşünü savunuyorlar. Bunların da tabii argümanlarını uzun uzun Taşköprülüzade zikrediyor. Maturidiler ise eşarilikten farkı şu, insanın kudreti müreccihtir. Halbuki eşarilerde insanın kudreti müreccih değil. İkinci fark da şu, müreccih olmasına rağmen insanın kudreti herhangi bir şekilde fiillerde tesiri yok. Şimdi bu açıklamalardan sonra Risale'nin bütününe baktığımız zaman, biraz sonra da değineceğim, özellikle muhakkik alimlerin bu insan fiilleri probleminde işte, temel düşüncelerinin ne olduğuyla alakalı olarak Taşköprülüzade, Sufiler, Eşeriler ve Maturidiler arasında bir telif yapıyor. Ve şöyle söyleyelim, hani Eşeri mi, Maturidi mi, hangisi daha ağır basıyor sorusunu da düşündüğümüz zaman ve metne böyle yaklaştığımız zaman, aslında insan fiilleri sorununda özellikle kendisinin görüşünü temellendirdiği bu işte vesilecilik dediğimiz adet teorisi, adet teorisine çok vurgu yaptığı için Eşeriler biraz daha ön planda gibi görülüyor ama neticede Eşerilerle Maturidilerin söylediklerinin birbirinden çok da farklı olmadığını ve hatta buna Sufilerin görüşünü de dahil etmeye çalışıyor. Hatta kendi ifadesiyle burada dikkat çekilmesi gereken husus, Eşeriye'nin söylediği gibi tercihin de Allah Teala'ya müstenit olmasıdır. Tercihin kula isnat edilmesi ancak ona kabiliyeti cihetindendir. Zaten Maturidiye'nin kastettiği şey de budur. Dolayısıyla Taşköprülüzade'nin yine kendi ifadesiyle mutlak anlamda iki ekolden birinin diğerinin görüşünü reddetmesinin doğru olacağını söyleyemeyiz diyor. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey aslında önceki dönem kelamında görmediğimiz, hani genelde şöyle bir açıklama yapılıyor, ifade ettiğim üzere fiil halk yönünden Tanrı'ya, kesb yönünden insana aittir
Ve bu insanın sorumluluğunun işte temel dayanağı olarak ifade ediliyor ama Taş Köprüzade bunu zenginleştiriyor. Bir adım daha öteye götürüyor ve şimdi bu istidat teorisi ve nedensellik teorisiyle irtibatını kurarak Taş Köprüzade'nin yorumunu anlatmaya çalışacağım. Vaktim de çok azaldı. Bu istidat teorisinde Taş Köprüzade insanın doğasından hareketle bir yaklaşım sergiliyor. İşte Allah insanda ruh ve beden yarattı. Ruhun gereği marifetullah. Yani biz marifetullah'a, Tanrı'ya ilişkin bilgiyi ruh ile elde ederiz. Bedenin gereği ise ibadet. Ancak diyor ruh işte alemi kutsten olduğu için bedenle ilişkiye girmeyi, taallukta bulunmayı reddetti ve Allah da ruhla beden arasında bir ülfet, güçlü bir sevgi meydana getirdi. Ancak diyor ruh bedenle taalluka geçtikten sonra aşağı alemin cazibesine kapılınca Allah insan için aklı yarattı. Yani hak ile batıl arasını ayıracak. Fakat diyor akıl haddi zatında insanın tabiatına yani tabiatı da üç kuvveyle izah ediyor. Özellikle vehmi kuvve, gazabi kuvve ve şehevi kuvve şeklinde üç tane kuvveden bahsediyor burada. Bunları aynı zamanda tabiat adını da veriyor. Tabiat doğası gereği şerre şeydir, meyillidir. Dolayısıyla aklın tabiata üstün gelmesi mümkün değil. Durum böyle olunca akıl için vahiy meydana getirilmiş oldu. Dolayısıyla akıl vahiyden istifade ederek tabına üstün gelirse kişiyi Allah Teala'nın kendisinde hayır fiillerini yaratmaya kabil hale getirir. Yani hazırlar onu. Dolayısıyla kişinin diyelim ya burada mesela yine bütün fiillerin yaratıcısı Tanrı ama kişi yaratmayı önceleyecek bir şekilde kendi aklıyla işte vahiyden istifade etmesi suretiyle ve tab'a yani o arzulara üstün gelmesiyle bir intifa, bir destek elde etmiş oluyor. Ve bu destek kendisini iyi fiillere hazır hale getiriyor. Aynı şekilde eğer akıl kişinin bu yani vahyin yardımını desteğini almazsa ve böylece tabiatı itibariyle şerre mecbul olan, doğasında şer bulunan tabiata üstün gelemeyeceği için o zaman da kötü türünden fiillerin kendisinde yaratılmasını, kendisinde meydana gelmesini hazırlamış olacak. Dolayısıyla Taş Köprüzade'nin kesb teorisi yorumu ve özellikle daha önceki kelamcılar açısından baktığımız zaman kesb yorumunu istidat kavramıyla yorumlaması bir zenginlik olarak görülebilir. Bunu önceki kelamcılar daha çok niyet ve kast üzerinden sorumluluğu temellendiriyorlardı. Halbuki burada Taş Köprüzade kişinin doğrudan işte akıl, vahiy, tabiat ilişkisi üzerinden ve burada aklın vahiy ile tabiata üstün gelmesi üzerinden kendisini iyi fiillere veya böyle olmadığında kötü fiillere hazırlar şeklindeki bir ifadeyle fiillerin yaratılmasının herhangi bir şekilde kişinin sorumluluğunu ortadan kaldıracak şeklinde bir cebri düşünceye asla sahip olmuyor. Bunun tabii bir diğer temeli daha önceki kelamcılarda da olduğu gibi nedensellik düşüncesiydi aslında. Yani daha sonraları ona da değinecektim ama kısmen ifade ettim. Özellikle tabiatta müessir olan tek varlık Tanrı olduğu için, Tanrı dışında hiçbir hakiki sebep olmadığı için zaten bütün her sebepler adi, alışılmış sebepler, olağan sebepler oluyor. Ve dolayısıyla buradan hareketle özellikle bu Tanrı'nın fiilleri yaratması şeklindeki o problemde nedensellik sorunuyla aşılmaya çalışılıyor. Son olarak hocam şöyle bitireyim. Sufiye, işte Eşeriye ve Maturidiye'nin kısaca görüşlerini yani birer cümleyle ifade edip bitireceğim. Hani bu istidat merkezli kesb yorumunu da kendisinden önce probleme yönelik ortaya atılmış cevaplarla ilişkilendirerek yeniden bir sunum yapıyor burada Taş Köprüzade. Mesela Sufiye insanın varlığında kısmi bir etkisi olduğu gibi fiillerinde de kısmi bir etkisi bulunduğunu söylüyorlar. Aklın hayrı hazırlaması kişiyi hayır fiillerini kabil kılmasıdır. Böylece Allah Teala kişide kudret ve irade yaratmadan yaratmaksızın adeti uygulama yoluyla hayır fiillerini yaratır. Eşeriye'de nasıl peki? Akıl insanı hayır fiillerini kabul etmeye hazırlar. Yu'iddu ifadesini kullanıyor. Yine Allah adeti uygulama yoluyla
kişi de fiille birlikte bulunan bu kudreti yaratıyor ama kudret tercih niteliğine sahip değil. Maturidiye'de nasıl? Aklın veya tapın kişiyi hazır hale getirmesinden sonra Allah Teala kulda fiili müreccih olan bir kudret yaratıyor. Ancak yine de tesiri söz konusu değil. Dolayısıyla Taşköprülüzade muhakkik ulemanın hiçbir şekilde cebre kail olmadığını ve hatta ilk dönem selefin söylediği ne cebir vardır ne tevfiz fakat ikisi arasında bir durum vardır şeklindeki düşüncenin işte Sufiler, Eşeriler, Maturidiler tarafından da kabul edildiğini söylemiş oluyor. Böyle bitirebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Hayreddin Nebi tabii kader konusunu aldı. Ben şöyle kelimeyle özetleyeyim. Yani bu kader ve kefali ibadda bir kudret tartışması var. Bazıları kudreti selametül esbab ve sıhhatül alat diye alıyorlar. Sanki Taşköprüzade'nin istidadı biraz buraya yakın duruyor. Bazıları ise el kudre alel fi'il diye alıyorlar. O selametül esbabtan öteye bir başka güç, başka bir nitelik. Eşariler, Mutezile, bunlar arasındaki tartışma el kudre alel fi'ildir. Biz bu selametül esbabı ön şart olarak görüyoruz. Şey değil de fiile kadir olmayı sağlayan bir unsur değil. Yani burada herhalde Taşköprüzade bu mütekellimunun düşüncesini biraz hafifleterek belki muattılaya biraz yaklaştırıyor. Yani bu felsefi düşünceye yaklaştırıyor. Böyle anladım. Peki Ömer Hocam. Evet hocam. Tabii. Mikrofonu alayım mı? Buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Muhterem hocalarım ve değerli arkadaşlar. Taşköprüzade'nin El-Me'alim fi İlmi Kelam isimli bir eseri var. Ben o eser hakkında bir tanıtım yapıp ardından da genel bir problem üzerinden Taşköprüzade'nin yönelişini, İslam düşünce gelenekleri açısından duruşunu ifade etmeye çalışacağım. Eser kelam geleneğinde nerede duruyor? Yani hangi eserlere benzer, diğer eserlere nispetle yani bir kıyas yaptığımızda, mütekaddimin müteahhir dönemine baktığımızda konumu nedir diye sorarsak şayet şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Taşköprüzade 16. yüzyıl alimi. Taşköprüzade'den önce işte büyük klasikler olarak Şerr-ül Makasit, Şerr-ül Mevakıf, Ebkâr ve Efkâr gibi eserler var. Onların hemen öncesinde Razi'nin Muhassalı Mebahisi var. Daha öncesinde Cüveyni ve geriye doğru gidiyoruz. Eser muhtasar bir eser aslında. Yani uzun, yani 500-600 sayfalık bir eser. Lakin son itibariyle muhtasar bir eser. En çok hangi esere benziyor diye ben biraz ona dikkat etmeye çalıştım. Eserin biçimsel özelliklerini tespit edelim diye baktığımda. Eser iki esere çok benziyor. Kendisinden önceki iki esere çok benziyor. Mütekaddimun eserleri içerisinde en çok benzediği eser konumu itibariyle Cüveyni'nin irşadı. Niye benziyor? Hangi açıdan benziyor irşada? Şimdi Cüveyni'nin irşadı kelamda pek çok tartışma yapıldıktan sonra, pek çok teori ortaya atılıp da tartışıldıktan sonra mütekaddimin döneminin sonunda kaleme alınmış ve cedelden ayrışmış bir şekilde kelam ilminin meselelerini saf öncüller, doğu öncüllerden çıkardan sonuçlar şeklinde ortaya koymuş. Yani Cüveyni'nin irşadının böyle bir özelliği var. Taşköprüzade'nin eseri de kendisine gelinceye kadar ortaya çıkan tartışmalar, teoriler, bunların tamamını Cüveyni'ye benzer bir tarzı ortaya koyuyor. Bir farkı var yalnız. Yani doğru önce benzerlikleri tamamlayalım. Benzerlikler şu, biz irşatta o zamana kadar ortaya atılan bütün teorileri takip edebiliyoruz. Yani kelam geleneğinde ortaya konulan görüşleri, teorileri takip edebiliyoruz. Bunun gibi Taşköprüzade'de de görüşleri ve teorileri takip edebiliyoruz. Yani
kendi dönemine kadar hangi görüşleri sürülmüşse bunların tamamını sistemli bir şekilde ortaya koyuyor. Farkı şu, irşat müptedi kitabı. Yani irşat ya da mutavassıt kitabı diyelim. Yani irşat orta hacimli bir eser. Kelam ilmine diyelim ki orta seviyede ilgi duyan bir insanın okuyup anlayabileceği bir kitap. Daha üst bilgi gerektirmez irşadı anlamak. Yani yorumlamak üst bilgi gerektirir de. Kitabı okursunuz, anlarsınız. Konularından herhangi bir zorluk çekmeden sonuca doğru gidebilirsiniz. Taşköprü Zade'nin eseri bu yönüyle irşattan ayrılıyor. Yani kitap aslında orta hacimli bir kelam kitabı olarak yazılmış. Lakin seviyesi orta hacimli, yani mütevasıt değil kitabın seviyesi. Üst görüşleri bilmeyi iktiza ediyor. Ama önemli ölçüde anlatımda bu orta hacimli seviyeyi tutturabilmiş anlatımda. Kitap bu yönüyle daha çok mevakıfa benzer. Aslında mevakıf, şehir-i mevakıf değil arkadaşlar. Mevakıf diyorum, İyice'nin kendi orijinal metni. Mevakıf aslında hacim olarak orta seviyeli bir kitaptır. Yani işte 350-400 sayfalık bir eserdir. Çok daha geniş kelam eserlerine nispetle orta hacimlidir. Tedris edilmeye de o seviye, yani hacmi açısından müsait görünür. Lakin Cüveyni'nin mevakıfı mütevasıt kitabı değildir. İyici'nin mevakıfı mütevasıt kitabı değildir. Mütehi kitabıdır. Yani kelam ilminin derinliğini bilmeyen insan o kitaptan hiçbir şey anlamaz, yanlış anlar. Yani öyle bir taraf var kitabın. Yani yanlış anlar, cümleleri çözemez. Taşköprüzade birçok bakımdan, bütün meselelerde Cüveyni'nin irşadı gibi değil. Kimi meselelerde şeye benziyor. Mevakıfa benziyor ve oralar, yani birçok mesele, ben mesele biraz böyle tasnif etmeye çalıştım. Yani birçok meselede gerçekten üst düzey bilgileri bilmesi okuyucunun, onları dikkate alarak incelemesi gerekiyor kitabı. Aksi halde kitap anlaşılamaz. Yani kitap biçimsel olarak yaptığı iki işlev, yani biçimsel olarak baktığımızda iki işlevden bahsedebiliriz. Birincisi, 16. yüzyıla gelinceye kadar ortaya çıkan görüşleri değerlemesi, sistemin bir bütünlük halde ifade etmesi, lakin cedelden arındırması. Kitapta cedel yok denecek kadar az arkadaşlar. Yani keyinlik ile kultu, kalıbıyla, görüşlerin, delillerin ayrıntılı bir şekilde tartışma var ama yani kitaba zarar verecek miktarda değil. Birincisi bu. Yani görüşlerin sistemli bir şekilde açıklaması. İkincisi ise İyici'nin mevakıfına benzer yönünden kaynaklanan durum yani. Görüşleri özetlerken takide düşmesi yer yer. Takide düşüyor. Yani mevakıfa benzediği oranda metin üst düzey bilgiyi gerektiriyor. Mütevassıt seviyesinden mütehi seviyesine intikal ediyor. İrşada benzediği ölçüde orta seviyeli bir metne dönüşüyor. Takip ettiğiniz zaman meseleleri anlatabilecek, yani daha üst düzey metne götürmeyecek şekilde meseleleri kavramayı sağlıyor. Belagatçı da buna takip diyorlar. Anlamada zorluk olması anlamın manasında. Bu yönü zaman zaman meselelerde ortaya çıkıyor. Bak, kahir ekseriyetle şeye benziyor. İrşada benziyor. Yani kitabın bu ikinci bağlamda zikredebileceğimiz diğer bir yönü 16. yüzyıla gelinceye kadar biz daha ziyade mevakıf ve makasit gibi kitaplarda önceki dönemin görüşlerini buluyoruz. Taşköprüzade'de ara dönemin artık yani 14-15. Yüzyılların da 16. yüzyıl kendi yaşadığı dönemin de önemli müelliflerin görüşleri var. Önemli yani kimler artık konularla ilgili görüşleri sürdürürse Devani gibi yani önemli şahsiyetlerin görüşlerini biz burada bulabiliyoruz. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani kendisine gelinceye kadar görüşleri özetlemesi, aktarması biçimsel olarak aynı zamanda tedris edilebilir de bir metin ortaya koyması. Kitapta çok az olmakla birlikte kelam geleneğinin dışında, yani kelam geleneğinde alışıldık olmayan bir takım tartışmalar var. Bu tartışmalardan birisi daha önce İyici tarafından dahil edildi aslında varlık tartışması. Yani aslında biz Taftazani'nin şer'ül makasıyla biliriz vahdet-i vücut eleştirisini ama bu vahdet-i vücut eleştirisi orijinal olarak İyici'nin mevakıfında geçer arkadaşlar. Taftazani'nin tartıştığı yerde geçmediği için insanlar pek dikkat etmezler buna.
2-3 satırda hurul ve ittihat bahsi eleştirisinde geçer. Yani o mezheplerin görüşlerini mülhak olarak, kitaba mülhak olarak incelediği bahiste geçer. Taftazani, İyici'nin bu 2-3 satırını Umur Ahmet'e çekmiş, Umur Ahmet bölümünü almış, kitabın sonundaki bölümünü başa almış. Orada vahdet-i vücudu hurul ve ittihatla suçlayarak eleştiriyor. Aslında eleştiri İyici'ye ait, ana cümle İyici'ye ait, Taftazani ayrıntılandırmış. Eleştiri iki noktaya çekmiş, yani sistemli hale getirmiş. Birincisi, varlık olmak bakımından, yani Tanrı'ya varlık demenin imkansızlığı. Yani Tanrı'ya varlık dediğimizde biz temel tevhide halel getirmiş olduk eleştirisi. İkincisi de Tanrı'nın varlık diye bir ismi yoktur kardeşim. Nereden çıkardınız bunu diyor Taftazani. Yani Tanrı'ya varlık diye bir isim veremeyiz. Tanrı'nın isimleri tevkifidir noktasından hareket ederek eleştiri yapıyor. Şimdi bu Taftazani'nin eleştirisi sonraki kelam kitaplarında zaman zaman dikkate alınıyor, takip ediliyor. Yani katılan katılmayan olabilir ayrı. Müstakil literatürü daha ziyade tasavvuf cerrahında doğurmuş. Yani bunun en güçlü yansıması Nablusi'nin El Vücudül Hak isimli eseri. Yani Taftazani'nin eleştirilerine cevaben kaleme alınmış eleştiriler. En güçlü sonucu o. Kelam kitapları daha ziyade bu konulara girmemeyi yeğliyorlar. Taşköprüzade birkaç yerde bu meseleye girmiş. Yani hem varlık kavramı ekseninde meseleye giriyor. Yani tevhid bahsinin bir uzantısı olarak meseleye giriyor. Hocam bak, güzel fotoğraf çekmiyorsunuz sonra. Hep böyle kekör numarası yapıyorsunuz. Hiç bir tane güzel fotoğraf yok. Tamam. Hocam buyurun. Yani hani iyi, sağ olasın. Şimdi ikinci mesele vahdet-i vücutla, yani bunun bir uzantısı olarak vahdet-i vücutla metinlerin ilişkisi meselesi. Şimdi arkadaşlar özellikle bu şey proje vesilesiyle yayınlanan eserleri sağ olsun İbrahim Hoca verdi bana. Bu gözle okudum yani. Acaba vahdet-i vücutla şeyleri nasıl, irtibatları nasıl diye. Mealim vahdet-i vücutçu bir eser değil. Vahdet-i vücut, kelam genliği, yani eşari kelam genliğini savunan bir eser. Onlara ben girmedim yani tezde olduğu için. Yani Ahmet Sürmü tezde bahsetmiş bu konuları. Yani kaynakları nelerdir falan, onlara girmedim. Yani Razi çizgisinde kaleme alınmış bir eser. Maturidiliğe de özellikle soğuk duruyor Hazreti. Yani hatta teklin görüşünü anlatırken kale ba'duhun diye başlıyor cümleye. Yani teklin sıfatını ele alırken kale ba'duhun diye başlıyor. Maturidi cümleleri ve ma'kile diye başlıyor, devam ediyor. Yani o geleneğin Taşköprüzade zihninde bir şey yok. Önemli bir yeri yok. Öyle anlaşılıyor yani. Yani kelam, eşari kelam geleneğinde yazılmış. Hudus görüşünü savunuyor. İşte illiye tereddüt diyor. Yani temel eşari kabullerini takip edebiliyoruz metinde. Fakat Kübra Hanım'ın tahkik ettiği Risale'de, Cahit Hoca'nın tahkik ettiği Risale'de, Zahid nerede? Zahid Hoca'nın takip ettiği risalede. Yani risalelerin önemli bir kısmında Taşköprüzade vahdet-i vücudu savunuyor. Şimdi yalnız şöyle bir hataya düşmeyelim. Yani onları iyi tasfiye edeyim. Anlatıyor değil arkadaşlar. Savunuyor. Anlatıyor değil. Yani mesela diyelim ki bir risale, biz de şimdi öyle yapıyoruz ya. Yani tasavvuf eseri yapsak vahdet-i vücudu anlatırız. Kelamda kitap yazsak, makale yazsak, kelamı anlatırız. Bizim gibi değil. Vahdet-i vücudu savunuyor. Meseleyi nasıl telif ederiz diye ben baktım. Yani mealimi de sırf bu risaleler okuduktan sonra tekrar geri döndü hocam. Yani mealimde bu mesele nasıl telif edilir? Yani acaba gerçekten mealimde buna ima eden, buna yol veren cümleler var mıdır, yok mudur diye baktım. Şöyle bir sonuca vardım. Bu bir çözüm teklifi yani. Çünkü yani ya adam ciddiyetsizlikle suçlanacak açıkçası. Yani birisinde A, diğerinde A değil demekle ciddiyetsizlikle suçlayacağız. Ya da kronolojiye koyarsanız evet. Görüş değiştirdi dersiniz. Hocam kronoloji uymuyor, onu denedim. Sebebi de şu. Yayınlanan risalelerin özellikle iki tanesi, Vahdet-i Vücud savunan iki risalede diyor ki ben bir diyor Unfuvan-ı Şebab'da yazdım, gençliğimin baharında yazdım. Tecerrüt ettim diyor şeyden, ne onun ismi, yani kalbimi meşguliyetlerden arındırdığımda bana faiz olan şeyler bunlardır diyor. Sonra attım diyor şeyler arasına,
Yani evrak arasına unutmuştum, körlenmişti. Arkadaşlar rica etti. Şimdi tekrar diyor gündeme aldım. Yani gençliğinde yazmış, bir tarafa bırakmış. Yaşlandığı dönemde artık ilerleyen yaşında tekrar meseleyi ele almış, görüşünü devam ettiriyor. Yani öyle anlaşılıyor ki akademik kariyeri boyunca bugünkü tabirle benimsediği bir düşünce bu. Bunu iki risalede tekrar ediyor. Vahdet-i Vücud'u savunduğu iki risalede bu cümleleri tekrar ediyor. Dolayısıyla kronolojik okuma el vermedi. Yani onu denedim ben. Acaba kronolojiniz çıkarmış mı arkadaşlar olabilir mi diye uymadı. Yani salt teorik okuma gelecek. İşin doğrusu. Fakat ben şöyle bir çözüme ulaştım. Yani metinlere tekrar döndük. Risaleleri okudum. Arkadaşların yani risaleleri. Tekrar metne döndükten sonra şöyle bir şey feyiz oldu bana. Yani kalbimi arındırdım meşguliyetlerden. Maşallah. Yani Hazreti Kudüs'e yönelişimi tamamladım. Şöyle bir şey geldi. Şimdi bak aslında sadece Taşköprüzade değil. Başka bir takım yazarlar için de söz konusu edilebilir bu. Birinci adım, yani iki adımda meseleyi alalım. Birinci adım şu. Bu yazarlar inceledikleri, kaleme aldıkları disiplinlerin yöntemleriyle ulaşılabilir sonuçları göstermeye çalışıyorlar. Yani o yöntemle biz nereye kadar gidebiliriz? Yöntem bizi hangi sonuca ulaştırabilir? Onu göstermeye çalışıyorlar. Genel bir durum olarak bu. İhsan Hoca'nın perspektifsel yaklaşım dedi. Perspektifsel oluyor mu hocam? Perspektif denebilir hocam. Meselene gerek yok. Yani bu, yani yok şunu demek istedim. Yani bakış açısına göre değişen yaklaşım dediği şey. Yani disiplinlerde o disiplinin yöntemi neyi el veriyor ise onu ortaya koymak. Lakin bu bir tarihçi için değerli bir cümledir. Yani mesela bir adam bir tarihçi olsun sadece, onun için kıymetli bir cümledir. Bence bir düşünür için kesinlikle kıymetli bir durum değildir. Yani bir adamı düşünür olmak, düşünür olarak dikkate alacaksak bundan daha öteye geçiyor olması lazım. Benim şahsi kanaatim yani. Yani bize sadece yöntemlerin sonuçlarını göstermesi değil, bu çok değerli bir şeydir. Yani bir teorinin ya da yöntemin gücünü ve sınırlarını ortaya koyması, bunun uçlarını göstermesi bakımından çok kıymetli bir şeydir. Fakat kişinin ciddi bir düşünür, yani önde gelen bir düşünür olarak takibini engeller. Birinci adım da bu. Yöntemlerin başka bir şey aramamız gerekir. Yani bir düşünür olarak dikkate alacak olursak. Çok var hocam. Sonuçlarını ortaya koymamız lazım. İkinci adım şu. Arkadaşlar, metinleri tekrar karşılaştırdım. Yani dün akşam tekrar gerçekten şey yaptım, yani muvazenesini yaptım, nasıl olabilir diye. Sonuçta şuna vardım ben, yani bir açıklama denemesi olarak şuna vardım. Metinlere tatbik ettiğim zaman da uydu benim teorim. Yani itirazı edebilirsiniz ama zannederim kanaatim kesinleşti. Şimdi risalelerde Taşköprüzade birinciyle uyumlu bir şekilde müşahede yönteminin gidebileceği yeri gösteriyor. Ve bunu benimsiyor. Taşköprüzade ve pek çok alim müşahede yönteminin varlık bilgisi hususunda, metafizik husus konularda nazar yönteminin el vermediği bilgilere kabil olduğunu düşünüyorlar. Yani nazar yöntemiyle uğraşamayacağımız noktalara müşahede yöntemiyle uğraşabileceğimizi düşünüyorlar. Kelam kitaplarına bunu taşımamalarının sebebi, sadece kimi zaman işaretle getirmelerinin sebebi, kelamın yönteminin böyle bir sonucu vermeye elverişli olmaması olduğuna yönelik kanaatlerim. Kelamın yöntemi bizi böyle bir sonuca, yani tasavvuf yöntemiyle ulaştığımız sonucu ulaştırmıyor diye düşünüyorlar. Yani kelam kitaplarında hudusu savunuyorlar gerçekten. Çünkü kelami yöntem onlara göre sadece hudusa götürüyor. Yani hudusu temellendiriyor, hudusa götürüyor. Tasavvufi yöntem kelamın yönteminin verilerini de içerecek şekilde, yani hudusu da kullanabilecek, teorinin bir parçası haline getirecek şekilde varlığın bütünlüğü ve ayrıntısı hakkında bilgi veriyor diye düşünüyor Taşköprüzade. Bu nedenle bakın size sadece bir pasaj okuyacağım. Ufak bir pasaj. Yani Taşköprüzade metninde bence bizim tartıştığımız bağlamdaki en önemli iki cümle bu. Riyazet erbabı gayb ile şehadet arasında orta bir alem bulunduğunu aktardı. Buna muallak misaller, mücerret şebehler, gölgeler adını verdi. Orada sayısız şehirler gördüler.
Kübra Hanım'ın tahkik ettiği metinde bunları çok ayrıntılı tasvir ediyor. Bu tasvirlerin neredeyse tamamı futuhattan alınma. Bu mealim mi abi? Mealimde söylüyor bunu, evet. Mealim. Evet, evet. Bu şehirlerin en büyüğü Cabeka ve Cabesa'dır. Orada maddi ve mücerret her bir mevcudun maddi gereklerden arınmış bizatihi kain bir misali vardır. Bunlardan biri aynada görülen suretler ve uyuyanın rüyasıdır. Çünkü bunlar salt yokluk değildir, duyulur değildir, miktarlı olduklarından akli değildir. Onların bunun üzerine cismani maddi, hayali idrakleri, adet dışı durumları, cinleri, şeytanları ve benzeri inşa ettiğini, açıkladığını görürüz diyor. Böylesi durumları herhangi bir müşahede veya beyan olmadan, beyan de değil vahye gönderme. Müşahede yani beyan peygamberin tecrübesine atıp, müşahede velinin tecrübesine atıp. Herhangi bir müşahede veya beyan olmadan tasdik etmemek, aksine kesin bir kanıt engellemediği sürece imkan sahasına bırakmak gerekir. Bir diğer cümle, sayfa 322'de geçiyor Ahmet Surri'nin tahkik ettiği metinde. 329'da geçen bir diğer cümle. Ariflerin fiillerin tevhidiyle zatın tevhidi hakkında söylediklerinin çoğu şatahat ve taammat kabiliğindedir. Bunların en açığı ifade edecek ibarenin darlığı nedeniyle hulül ve ittihadı çağrıştırmaktadır. Dikkat edin buna. Hulül ve ittihadı. Tam da iyiciğinin ve tatlıdan eleştirdiği şekil. Ona destek veriyor mu? İzlenim veriyor başta. Bu ibareler ancak müşahedeyle şerh edilebilir. Burhanle değil. Yani demek istiyor ki bizim kelamda kullandığımız yöntem burhani yöntem olduğu için burhan yöntemi temelde bu. Nazari burhan yöntemi olduğu için sufilerin iddiaları burada değerlendirilmeye ayrıntılı bir şekilde tartışılıp maksatları belirlemeye yöntemin kendisi elverişli değil. Ama kelam kitapları yöntemi sonuna kadar ortaya koyan, yani yöntemin neticelerini sonuna kadar götüren kitaplardır. Bu kitaplarda söyledikleri tasavvufla ilgili savunduklarıyla çelişen şeyler değil, onların parçası haline getirilmeye elverişli görüşlerdir. Çelişirse ne olacak? Sonuçlar çelişirse ne olacak? İki yöntemin sonuçları. Sonuçların çeliştiğini düşünmüyor. Çeliştiği durumda diğerini tercih ediyor. Mesela varlıkla ilgili başka cümleler var. Varlığın birliği öğretisini savunuyor. Nazar yöntemi varlığın birliğini vermez diye düşünüyor. Yani onu tam nazar yöntemiyle kavrayamayız diye düşünüyor. Ancak müşahede erbabı bunu çıkarabilir diyor. Orada işrakiliğe ve tasavvufa göndermelerde bulunuyor. Yani bu bir çözüm denemesi, açıklama denemesi. Yani meseleyi böyle anladığımızda metinler arası çelişkiler daha rahat halledilebiliyor. Son bir şey söyleyip bitiriyorum hocam. Şimdi bu özellikle 13. yüzyıl sonrasında yani İbn Arabi ve Sadreddin Konevi, Fahrettin Razi sonrasında kaleme alınan kelam eserleri, yani ben bu tavrın şahsen uygun olmadığı kanaatindeyim. Benim kendi görüşüm. Yani Taşköprüzade değil sadece bu tavrın sahibi. Pek çok müellif bu tavrın sahibi aynı zamanda. Mesela Devvani bunu yapıyor. Fenari bunu yapmıyor hocam. Fenari tamamıyla vahdet-i vücut geleneğinde yazıyor. Büyük kitapları vahdet, yani ayağı tasavvufta kelamı tasavvufun bir parçası haline getirmeyi deniyor tasavvuf eserlerinde. Yani kelamın problemleri vahdet-i vücut açısından yenilemeye çalışıyor. Fenari'nin ve Davut Kayseri'nin durumu farklı. Daha ziyade Taftazani, Seyit Çerif İyici çizgisinde yazan, yani Razi geleneğine mensup insanlar bu tavrı sergiliyorlar. Şuna ikna olmamışlar. Biz aynı kitapta iki yöntemin verilerini karşılıklı olarak tartışabiliriz. Bunun tek istisnası Molla Cami'nin Dürretül Fahiresi ve ona kendisi ve Lari tarafından yazılan şerh. Lakin bence, yani görünen istisnası bu, bence gerçekte istisna değil. Yani tasavvufta duruyor ayağı, diğerlerini fenari tarzında yazılmış bir eser gerçekten. Molla Cami'nin Dürretül Fahiresi. Yani kelam tarzına ya da Razi'nin muhassalı tarzına yaklaşamadı. Benim şahsi kanaatim. Keşke tasavvuftaki meseleleri nazar iyileştirip buraya taşıyabilseydiler. Yani şu Cabesa'yı çok üzerinde durmasalar, yani bunları, yani işin müşahedeyle ilgili kısmı bir tarafa bırakıp teorik cümleleri daha ayrıntılı, daha güçlü bir şekilde tartışabilseydiler. Bizatihi kendi metinleri içerisinde. Daha takip edilebilir, belki daha yenileyici bir şey olurdu. Çünkü vahdet-i vücudun, vahdet-i vücut literatürünün en yenileyici yönlerinden bir tanesi
daha önce kelamda tartışılmış ve sonuca bağlanmış pek çok problemin yeniden problem olarak kazanılmasıdır. Yani mesela çok bir tane örnek vereyim onun için. İsim müsemma ilişkisi Gazali ile birlikte bitmişti. Razi bunu lafzi bir itirafa dönüştürmüştü. Fenari tekrar bunu taşıdı tasavvuf bahislerine. İlahi isimler teorisiyle yeniden problemi kazandı. Yani isim müsemma ilişkisi yeniden bir probleme dönüştü. İslam medeniyeti onunla birlikte 5-600 yıl tekrar canlandı. Yani bu konu tekrar canlandı. Keşke öyle yapsalaydı ama yapılmamış. Yani bu taş köprüzlerde gördüğünüz bu tavır Razi geleneği için çok son derece sık bir şekilde müşahede edilebilir genel bir tavır. Taşköprüzade'nin çizgi olarak İyici, Taftazani, Razi'de nereye durduğunu da anlatmayı planlıyor idim ama ona şey yapmadım yani hani oraya girmeye şeyim olmadı. Yani iki problemden dolayı vakit olmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Hani konuşma güzel olduğu için 5 dakika fazla verdim. Haberin olsun. Evet. Evet. Dedim hocam, arkadaşlar 10 dakika konuşun da daha sonra ben hepsini konuşurum diyor. Evet. Peki, hemen vakit kaybetmeden Profesör İsmail Taşkın'ı alacağım. Sayın hocam, kıymetli misafirler ve kıymetli arkadaşlarım. Tabii bu kadar felsefi ve teorik meselelerin tartışıldığı bir felsefe ve kelam tartışmaları arasında dinler tarihçisi olarak Taşköprülüzade herhalde bir ara vereyim, biraz da dinleneyim, başka bir şeylerle meşgul olayım diye Yahudilere de bir reddiye yazmış. Öyle olunca tabii biz de Taşköprülüzade'nin ya hep siz felsefeci olarak onun felsefi, teorik böyle zat, varlık, işte vahdet-i vücut olmadı, işte onu açıklama, kelam onun bir parçasıydı, sufilerdi falan derken ya durun bakalım, Taşköprülüzade'nin başka görüşleri de var. Sadece onunla ilgilenmiyor. Yalnız ben her zaman şunu düşünüyorum. Bu eserler hiçbir zaman havada böyle iş olsun diye yazılmış metinler olmamalı. Yani filozoflar ve düşünürler bunlar yazdıkları zaman özellikle büyük medeniyetleri belirleyen düşünürler, işte bir Aristo, Eflatun olsun, işte Yunan'da bize doğru geldiğimiz zaman işte Raziler olsun, Cürcaniler olsun, İyiciler olsun, ondan sonra Taftazani olsun. Taşköprülüzade de malum 16. yüzyılda yaşamış önemli bir düşünür. Yani bunların yazdığı eserler bir anlamda o medeniyetin pusula eserleri. Yani nereye doğru gitmemiz lazım? Yani bir yere geldik, bir yol ayrımına geldik. 16. yüzyıl Kanuni dönemindeyiz ve hilafet meselesi gündemde. Yani halifelik diye bir şey var ve bütün diğer mezhepleri de, dinleri de üstünde hepsini kucaklayacak bir evrensel bir siyaset yönelimine doğru gidilmekte. Herhalde bu tartışmalar biraz da Taşköprülüzade'nin hem vahdet-i vücudu alması, hem kelamı bir arada tutması, kelam merkezli vahdet-i vücut veya tasavvufun içerisinde kelamı koyup da hepsini kapsayıcı bir dil geliştirmesi. Zannederim aynı dönemde bir İran havzası var, bir de Osmanlı havzası var. İkisinin de kendisini evrensel bir devlet olarak da tanıttığı bir ortamda. Yani Müslümanları kim temsil ediyor ve bunların hepsini kim üst şemsiyede temsil edecek gibi de bir siyasi arka planı olması lazım diye düşünüyorum. O nedenle siyasi karşılığı olmayan teorik açıklamaların pek gerçekçi olacağını da düşünmüyorum. Yani işin siyaset boyutu nedir? Bunlara da ortaya konursa bu metinler daha konuşacağını düşünüyorum. Daha bizde üç boyutlu sosyal bir karşılığı olacaktır. Yoksa sırf yani zihinsel jimnastik olsun diye yapılacak metinler olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan işte Taşköprülüzade'nin reddiyesinin de önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani Yahudiliğe karşı reddiyesini ben bir anlamda niye böyle durup dururken böyle bir nazari ilimlerle uğraşan işte bütün ilimlerin tasdifini yapıyor, işte Miftahus Saade yazıyor, Şakaik-i Numaniye gibi eserleri yeniden İslam alimlerinin biyografilerini, eserlerini yani bir dökümünü yapan bir eserden sonra oturup bir de risaleler, birçok risalesi var zaten. Arkadaşlar güzel çalışmalar halinde hazırlamışlar. İnşallah İhsan hocamızın da katkılarıyla bütün eserleri gün yüzüne çıkar. Hatta daha diğer alimlerimizin de eserlerini ortaya koymalıyız ki daha monografik, o çağı da anlamamız için önemli. Yani nasıl bir yaklaşım geliştirdiler. Kendisiyle dün konuştuğumuzda İhsan Hoca inşallah İbn Kemal'in de çalışmalarını benzer şekilde üzerine eğileceklerini söyledi. Bu arada bu çalışma için teşekkür ederiz. Herkesin katkısı olan herkese, maddi, manevi ve ilmi olarak katkısı olan herkese teşekkür ederim.
Yahudiler Reddiye Risalesi kendine has özellikle olan bir eser. İlginç olan bu Yahudiler Reddiye eserleri içerisinde kendisinden önce yazılmışlardan farklılığı var, orijinalliği olan bir eser. Bununla ilgili araştırma yapan Osmanlı dönemindeki Yahudiliklere yazılan reddiyeler olsun, eski reddiyeleri dikkate alanlar çok ilginç şeylerle karşılaşıyor. Taşköprülüzade mesela Orta Çağ'da yaşamış Yahudi alimlerin bizzat kendi eserlerinden istifadeyle atıfta bulunarak kullanıyor. Yani isimlerini zikrediyor. Bugüne kadar bilinmeyen bir şeydi. Genellikle bizim Yahudiliğe reddiyelerimiz Tevrat'taki metinler, eski ayette geçen bir takım metinler. Onları alıp bunun işte inanç açısından ne kadar yanlış olduğu, doğru olmadığı yönde eleştirilirdi. Fakat Taşköprülüzade bizzat Yahudi alimlerinin kendi metinlerinden alıntı yapıyor. Bu orijinal olduğu bütün araştırmacılar tarafından söyleniyor. Yani 16. yüzyılda İbni Ezra'dan bahsediyor. İbni Ezra Yahudi filozoflar Orta Çağ'ın en önemli şahsıdır. Yani söylediği reisül feylesof diye bilinir. Yani şey Yahudiler arasında. Yani filozofların reisi olarak bilinir. Yahudi filozofların reisi olarak bilinen bir şahıs. Bu kadar önemli. Talmud'dan alıntılar yapıyor. Maymonides'e atıfta bulunuyor. İbni Kemmuna'dan alıntılar yapıyor. Yahuda Halevi'den alıntı yapıyor. Yani Yahudi alimlerinin hemen hemen o dönemdeki en meşhur Nahmanides'ten mesela Barcelona'lı. Şunu unutmamak lazım. Birazdan değineceğim. Tam Taşköprülüzade'nin yaşadığı dönem Yahudi akınının olduğu bir dönemdir arkadaşlar. Yani Yahudiler 1370'ten itibaren Avrupa'dan gelmeye başlıyor. Fransa'dan, Macaristan'dan, İspanya'dan, Venedik'ten, Sicilya'dan, İtalya'dan, İspanya, Portekiz'den falan akın oluyorlar. Böyle bilinecek sıradan bir şey değil. Osmanlı toplumundaki yaşayan Yahudilerin nüfusunu da aşıyor gelenler. Yani böyle bir Yahudi akını var ve bunlar da özellikle liman şehirlerine yerleştiriliyor. Şimdi 2. Beyazıt hem veli olarak biliniyor hem dindar olarak biliniyor. Fakat onun zamanında bu politika hala devam ettiriliyor. Yani göç politikası bir devlet politikası haline getiriliyor. Ve ilginç bir şekilde Yahudiler 16. yüzyılda kendilerini bütün bu zulüm gördükleri, Engizisyon'a mahkum oldukları Avrupa'dan yeni bir ülkeye kavuşuyoruz, yeni bir vatana kavuşuyoruz diye akın akın insanlar geliyor. Liman şehirler olan işte Selanik, İstanbul, İzmir gibi yerlere özellikle yerleştiriliyor. Ve burada tabii bunların bir takım yetenekleri de var. Yani özellikle geldiklerinde zanaat sahibi olan, sanatkar olan, bilgili olan insanları burada değerlendirmek isteniyor. Gerçekten çok büyük katkısı olmuş. Şimdi biz pek mesela bunu ben şahsen mesela siyasi yönden çok gündeme getirilmez ama Avrupa'da o dönemlerde 12. 13. işte 14. yüzyıllarda Avrupa'da şöyle bir şey oluşuyor. Sanki Yahudiler Osmanlıların bir müttefiki olarak algılanıyor. Yani özellikle 16. yüzyılda bu Yahudi dendiği zaman Osmanlı müttefiki anlaşılıyor. Yani Engizisyonlarla yok edilen, sürülen falan aslında Osmanlı'nın müttefiklerini gönderiyoruz. İçeride temizlik yapıyoruz aslında. Yani bir de bu var. Sadece inanç bakımından değil. Çünkü asırlarca zaten beraber yaşamışlar. O nedenle Yahudilere Yahudi demek eşittir Osmanlı demek. Bu hale gelmiş vaziyette o dönemdeki algı. Mesela Osmanlı'daki kadık sicillerine falan baktığımız zaman veya fermanlar olsun ya o dönemki idari açıklamalara Yahudiler ve zimmiler diye geçer. Yani oysa onlar da zimmet akdiyle bağlı olan topluluklardır. Fakat Yahudiler bu nedenle Osmanlı'da ayrı bir statüye sahip olmuşlardır. Resmi statü zimmiliktir fakat durumları daha nedir farklı bir uygulamaya tabi tutulmuştur. Yani bazı imkanlar ya Hristiyanlardan esirgenirken onlar daha imtiyazlı olmuştur. Yani imtiyazlı bir topluluk olmuştur her zaman ve Osmanlı'nın kendisine en çok güvendiği milletlerden birisi olmuştur. En güvendiği müttefiklerinden birisi olmuştur. Mesela bir Hristiyan ihtida ettiği zaman işte Mehmet bin Abdullah deniyor. Ama Yahudinin kaydı yoktur. Yani Yahudilerden kim ihtida ettiği bilinmez Osmanlı'da. Onun herhangi bir kaydı tutulmaz. O nedenle Yahudilerin Müslüman olanıyla olmayanını ayırmak mümkün değildir. Eğer çok bilinen birisi ise, işte falanca kişilerden ve falanca kişi ise, onun Yahudi olduğu bilinir. İşte sultanın doktorudur veya bürokrasi önemli bir yerdedir. İzak Bey'dir falan, Moşe'dir. O işte başka bir isim almıştır. Onun Yahudi olduğu bilinir. Ama normal vatandaşların, kimlerin kayıtlarda Müslüman olduğuna dair bir kayıt tutulmaz. O nedenle böyle de bir durum var. Şimdi
Bütün bunlara rağmen Taşköprülü Zade niye tutup da Yahudilere reddiye yazar? Yani bir de o var. Yani böyle bir siyasi de ortam var, ittifak halindeler. Avrupa'ya karşı böyle bir şey de oluşmuş vaziyette. İşte problem de bu. Bu neden olmuştur? Biraz da onu ben irdelemeye de çalıştım araştırmalarımda. Görünen şey, dikkatimizi çeken birkaç tane teori ancak şey de biliyoruz. Neden olmuş olabilir? Yani bu yazmaya iten sebepler nedir? Birincisi arkadaşlar enteresan, o dönemde tam da hilafetin tartışıldığı dönem. Kanuni döneminde hilafetin Osmanlılara ait olmadığı, meşru olmayacak bir şekilde kendilerine nakledildiği, işte Kureyş'ten birisi olması lazım, törenle kendilerine devredilmediği gibi bir takım Araplar arasında, özellikle Arap milletler arasında bir takım böyle şeyler var. Bunu desteklemek için İslam'ın hamisi, ümmetin hamisi, Müslümanların tamamının temsilcisi anlamında bu yüceltmeyi destekleyecek bir risale olabilir. Yani Yahudiler, yani şöyle bir algı oluşmuş olabilir. Osmanlı işte hem Yahudileri hem Hristiyanları, herkesi siyaseten koruyan, Yahudilere ayrıcalık tanıyan ne biçim bir yönetici, böyle bir yani sultan olabilir mi Müslümanların hilafetini iddiasında bulunan. Belki buna karşılık Yahudilere bir reddiye olarak yazılmış olabilir. Yani hilafetin Müslümanlığın üstünlüğü Yahudilere karşı. Yani onun da bir üstünlüğü var ve bu halife de onları hamisi olarak. İkinci bir görüşü ne olabilir? Bir diğeri de şu, o dönemde enteresan bir ikilik olduğunu ben tespit edebildim. Yani yaptığım araştırma, o dönemdeki ilgili çalışmalara baktığım zaman Lütfi Paşa var, 1563'te yaşayan Vezir-i Azam. 2 yıl kadar bir Vezir-i Azamlık yapıyor. Kendi döneminin önemli bir şahsiyeti. Asafname diye bir siyasetnamesi var, nasihatnamesi var. Orada Ebu Suud Efendi ve onun gibi düşünenlerin eleştiriyor. Bunlar diyor ki saygıyla mütenasip ve ona layık bir ilim adamları olmadıklarını söylüyor. Ve özellikle böyle bir sanki ikilik olduğunu görmekteyiz. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarına baktığımızda da o da çok katıdır gayrimüslimlerle ilgili. Yani kiliseleri tamir edemezler. Yenisi zaten yapılamazlar. Yıkıntıya bırakılması lazım. İşte çanlarını çalamazlar, şunu edemezler, bunu edemezler diye bayağı böyle keskin hüküm veren bir fetvalar vardır. Ben de herhalde yani baktığınız zaman acaba Taşköprülü Zade'de bu Ebu Suud Efendi fetvalarında görülen gayrimüslimlerin mabetlerini yapmadan eleştiren bu yaklaşımı savunan muhafazakar bir Müslüman halkın hissiyatına tercüman mı oldu? Yani halk tarafından bir eleştiri var. Yahudilere bu kadar özel bir yer gösterilmekte, bir takım imtiyazlar verilmekte. Acaba bu hissiyata tercüman olmak için mi o dönemin kamuda konuşulan bir hissiyata dile getiren Yahudiliğin, İslam'ın karşısında Yahudiliğin bozulduğunu söyleyen bir metnin mi kaleme almış olabilir? Veya şu da olabilir, orijinal bir eser ortaya koymak. Yani bu sahada orijinal bir eser ortaya koymak. Yani sırf bu üçüncü maddede kendi başına zaten açıklayıcı olabilir. Çünkü kendisinden önceki çalışmaları oldukça aşan bir metin. Bunu herkes de bu şekilde kabul ediyor. Kendisinden sonra 70 yıl kadar sonra aşağı yukarı yaşayan Abdüddeyyan Efendi var. Abdüddeyyan, İbn Ebi Abdüddeyyan diye geçiyor. Osmanlıca bir metin ele alıyor. Onun yazmış olduğu eser de Taşköprülü Zade'nin yazdığı eserin geliştirilmiş şeklidir. Yani onu, fakat o Osmanlıca yazıyor. Taşköprülü Zade bu risalesini ise Erret Alel Yahudin'i Arapça yazıyor. Arapça yazılmış bir risale bu. Ama Osmanlıca ise Abdüddeyyan daha genişletilerek onu yazacak. Kendisi de bir mühtedi olarak bilinmekte. Risale 4 ana bölümde meydana geliyor. Risale ile ilgili bilgiler vereyim. Bu polemik literatürünü hemen geçelim. Yani kullandığı kaynaklar biraz önce dedim. İbni Ezra 1167'de yaşıyor. Moşe Nahman 1270'de yaşayan. Mesela İbni Ezra'dan yaptığı alıntıyı Avrupa'da genellikle şöyle bilinir. Spinoza ile bilinir. Yani Spinoza'nın Tractatus Theologicus Politicus adındaki yazdığı eserde İbni Ezra'ya atıfta bulunur. Ve Spinoza'nın bu eserinin önemi işte İbn Ezra'yı gündeme getiren ilk kişi olarak bilinir. Yani oysa 1677'de yaşıyor Spinoza. Yani sonra yaşayan birisi. Bir asır kadar sonra Taşköprülü Zade'de. Taşköprülü Zade bir asır önce. Peki bu kitaplara nasıl ulaştı diye soracak olursak o da ilginç. Onunla ilgili de Osmanlı'da matbaayı biliyorsunuz Yahudiler gayrimüslimler çok erken kullanmaya başlıyorlar.
Taşköprülüzade zamanında aşağı yukarı 450'ye yakın bir kitap basılmış. Yahudi eserleri ve temel dini eserler ve benzer eserleri. Matbaa var. Matbaa kurulmuş, matbaa var ve İbranice basılıyor bunlar. İbranice basılan eserler içerisinde bütün kullandığı kitapların hepsi var. Yani Nahmani desin, Maymuni desin, Kemuna'nın, ondan sonra İbni Ezra'nın hepsi o dönemde İstanbul'da basılmış metinler ve bunlar aynı zamanda mevcut Yahudiler arasında da en çok okunan eserler. Yani şunu bilemiyorum, acaba biyografisini araştıranlar var mı? Taşköprülüzade İbranice biliyor muydu? Yani bu soru. Bilmiyorum. Yani bu bir soru mesela. Acaba bu bilgisi var mıydı? Çünkü bu konuda bir bilgimiz yok elimizde. Yazarken de şundan istifade ettim de demiyor. Yani şu kişi bana yardım etti. Şu tercümelerde ondan istifade ettim veya falanca Yahudi mühtedisi bana yardım etti gibi böyle bir şey de demiyor. O zaman İbranice de biliyor olabilir bu. Yani Taşköprülüzade kendi döneminde yüzlerce eserler basılmış ve bu eserlerin içerisinde var. Bunların listesi de var. Sefer Costa diye bir tane eser şeyde var, İSAM'da buldum. Aşağıda şeyde duruyormuş, mahzende. Daha henüz yukarı çıkmamış. Gelmişti ama duruyordu. Onu da hiç çıkartmadık hocam dediler. Baktık listede varmış. Onu da çıkarttırdım. Var yani o metin. Bütün hepsinin listesini çıkartmışlar. Bütün Osmanlı döneminde 16. yüzyıldaki basılan o eserlerin tamamını kısaca tanıtımlarıyla beraber listesi var ve onların içerisinde bu kitapların hepsi var. Yani Taşköprülüzade gidip İspanya'dan veya bir yerden getirtmiyor. Kitaplar İstanbul'da basılmış eserler. Bu da zaten orijinalliğinden birisi. Yani kendi döneminde İstanbul'da yapılmış bu eserlerden istifade yazması. Eleştiri yöntem ve metotları diyalog şeklinde zaten kullanıyor. Yazdığı dört ana başlık var. Birincisi tezyifi tebidi dini Musa. Musa Aleyhisselam'ın dininin ebedi olduğunun yanlışlığına dair. Yani bunu zaten kitabın ismi de bazı yerlerde birkaç nüshası var malum. Beş tane nüshası var. Bunların hepsi Süleymaniye'de var. Kitapların bir kısmının adı Erad alel Yahud olarak değil de tezyifi tebidi dini Musa diye geçer. Yani bu şekilde de isimle de aramanız gerekir o kitaplara ulaşmanız için. Tercümesi yapıldı. Tahkikli bir şekilde de inşallah yayınlanacak gibi zannedersem. Misaller sırasında zamanı geldiğinde inşallah yayınlanırsa güzel olur. İkincisi beşaret konusunu ele alıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi kutsal kitabındaki müjdelenmesi. Üçüncüsü klasik tahrif meselesini alıyor. Tabii burada yine dediğim gibi İbn Ezra gibi şahısların, teologların, ortaçağ Yahudilerin eserlerinden doğrudan alıntı yapıyor. Bir de ithamlar bölümü var. En son o çok kısa bir paragraflık bir şey zaten. O da peygamberlere yapılan ahlaksız bir takım ithamlar var diyor. Bunun üzerinde durmak, yani şuyu vukuundan beter olacağı için iki örneği zikredeyim ve bu işi bitireyim diyor. Tamam hocam. Bu şekilde Hazreti Davut'la Hazreti Lut'u zikrediyor. Bunlar bile yeter. Ne olduğunu da anlatmayayım diyor. Bilenler bilir zaten erbapları. Bu arada kapatıveriyor. Hemen bitiyor. Temmet diyor. Bitiriyor. Böylece gerçekten reddiye literatürü içerisinde özellikle tahrif konusu, nesh konusunu, Resulullah'ın müjdelenmesi konusu ve tebiit konusu, yani tezyif-i tebiit dediğimiz Hz. Musa'nın getirdiği Risale'nin Yahudi dininin ebedi olamayacağını Talmud'dan olsun, Talmud mesela Babil Talmud'unu kullanıyor. O zaman da basılmış o metinler yine orada bulabiliyorsunuz. Buna benzer ilginç örnekler veriyor. Burada yani örnekler epeyce çok ama zaman da az olduğu için mesela Yahuda Halevi'nin eserinden hareketle diyor ki Hazreti mesela ekleme, Tevrat'ta hükümleri ekleme veya eksilme yapılmaması konusunda Tevrat'ta şöyle bir şey geçiyor. Şöyle bir metin geçiyor. Tesniye kitabında yani size emrettiğim şeylerin hiçbirine ne bir şey katacaksınız ne de onlardan bir şey eksilteceksiniz. Taşköprülüzade diyor ki buradaki ekleme çıkarma kendi arzularına göre yapılmaması gerektiği şeklindedir. Yoksa Talmud'u nasıl izah edeceksiniz? Onlarda da ekleme çıkarma var. Bunu diyor ben kendim söylemiyorum. Sizin kendi ilim adamlarınız da bunu söylüyor. Yani Müslümanlara karşı bunu söylüyorsunuz iddianız ama hemen oradan şey diyor ve Yahuda Halevi'nin Kuzariye adlı eserindeki alıntıyı yaparak Tevrat'taki o sözü açıklarken Hazar Hakan'ı diyor ki bu söylenenler ile ayette geçen hiçbir şey eklemeyecekse nasıl anlayacağız diyor. Haham da kendi kendine akıl yürütmemeleri, hüküm çıkarmamaları, kendilerince kıyas yaparak kendi arzularına göre kanun, şeriat ihdas etmesinler diye anlamamız lazım bunu diyor. Aynen Taşköprülüzade'nin söylediği sözü biz burada bulabiliyoruz. Buna benzer
nesedilmesi meselesi, şeriatı Tevrat'ın nesedilmesi konusu var. Onu ele alıyor. Burada da beda konusu. Yani Tanrı'nın bilgisinin değişip değişmeyeceği konusunu tartışıyor. Aynı şekilde İbn-i Kemmuna'dan alıntı yaparak izah ediyor. Yani nasıl bir şey daha önce varken sonradan onu kaldırabiliriz dediği zaman Kur'an, Tevrat'ta da bazı bilgiler vardır. Bulamazsınız fakat daha sonraki dönemlerde onlar izah edilir, açıklanır. Peki sebebi nedir? Sebep tamamen sosyolojiktir diyor. Mısır'dan çıkan Yahudilerin problemi, o zaman Hazreti Musa ile ilgili problemi puta taparcılıktı. Yani putperestlikti. Problem putperestlik olduğu için ahiret hayatını anlatmanın bir anlamı yoktu. Bunları bir defa put fikrinden, Allah'ın dışında başka bir ilah fikrinden kurtarmak gerekiyordu. Mesele bunun üzerine olduğu için Tevrat'ın açıklamaları da hep bunun etrafında olmaktadır. Yoksa Yahudi ahireti inkar ediyor anlamda değil. Fakat o durum halledildikten sonra bakıyorsunuz ki diğer gelen peygamberler yavaş yavaş ahiretten de bahsetmeye başlıyorlar artık. Sosyolojik bir değişim olmuştur aslında diyor. Toplumun artık bilinci puttan koparılmıştır. Ahiret inancı artık anlatılabilecek bir duruma gelmiştir diyor. Bu da İbn-i Kemuna'nın kullandığı bir yöntemdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yayınlandığında metinlemek için okuyorum. Evet, İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sadece Muhammed beraberiz Hazretler. Teşekkür ederim hocam. Evet. Değerli arkadaşlar, muhterem hocalarım. Müsaadenizle iki kişi tedbir sunacağımız için ben hem vakti tasarruflu kullanmak adına hem Muhammed'in vaktinden çalmamak adına tebliğimi okumak istiyorum. Kaynaklık ettiği Şerh Haşiye geleneği ile günümüze kadar etkisini sürdüren Nasiruddin Tusi'nin Tecrübül İtikad adlı eseri, şüphesiz kelam ve felsefe alanlarının klasikleri arasındadır. Birçok yazarın ortak kanaatine göre özellikle Şii kelam geleneğinde hiçbir eser tecrüb kadar etkili olmamıştır. Sünni gelenekte de belli bir dönemde medrese müfredatında yer edinecek kadar önemli bir eser olmuştur. Eserin veciz ve çetin bir üslup ile felsefi kelamın meselelerinin büyük çoğunluğuna işaret etmesi, ki pek çok zaman bir kelimeyle, bir meseleye veya bir deliyle, bir cümleyle bütün bir fasla işaret edilmektedir. İşte bu hususiyeti onun eğitim öğretiminde kullanılmak, ezberlenmek, şerh edilmek hatta ve felsefi kelam tartışmaların mihveri olmak üzere kaleme alındığını gösterir. Şimdi biraz Türkiye yazma kütüphanelerindeki nüshaları, eserleri üzerinde biraz bilgi vermek istiyorum. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu literatüre ait yaklaşık 500 yazma bulunmakta. Bunların 300'ünü kadar tahkik etme fırsatımız oldu, yani aidiyetler hususunda. Bazı genel hususiyetleri şu şekilde işaret edebiliriz. Tecrid üzerine yazılan onlarca şerh arasında en meşhur olanlar kronolojik sırayla şu 4 eserdir. İbn-i Mütahhar el-Hilli'nin Teşbil Murad'ı, ardından Şemseddin el-Isfahani'nin Şerh-i Kadim olarak meşhur olan Tesli-i Kavaid'i, Kuşçu'nun, Ali Kuşçu'nun Şerh-i Cedid'i ve dördüncü olarak da Abdurrezzak el-Lahici'nin Şevârikül İlham'ı. Şimdi bu yazmalara, kütüphanelerdeki yazmaları göz attığımızda aslında Hilli'nin, Şii olan Hilli'nin ve Lahici'nin Osmanlı'da çok rağbet görmediğini anlıyoruz. Yani Hilli temelen Şii olduğundan dolayı Lahici için anlaşılır bir durum. Zaten geç dönemde 17. yüzyılda kaleme alınan bir eser ve birazdan işaret edeceğim üzere o zamana kadar tecrid literatürü serüveni yani biraz Osmanlı'da bayağı zayıflamış durumda. Seyyid Şerif Cürcani'nin Sahani Şerhi üzerine özellikle birinci ve ikinci bölüm yani Umur-u Amme ve Cevher Araz bölümleri üzerine yazdığı meşhur haşiye, literatürde bir sonraki merhaleye geçişi temsil etmektedir. Zaten onun dışında Isfahani üzerine sadece bir ayrı haşiye tespit edebildik ki bu da önemli bir Şii alim olması dışında hayatı hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Nasiruddin el-Hilli el-Kâşi, 755 veya 775 vefat tarihi. Bununla beraber Cürcani haşiyesindeki ilk bulgularımız aslında Cürcani'nin ondan haberdar olduğunu, hatta onu doğrudan muhatap alıp onunla tartıştığını, onun Isfahani eleştirilerine cevap vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bu merhalede literatür haşiye tecrid üzerine yapılan çalışmalarla devam eder ki bunda şüphesiz haşiyenin medrese müfredatına girmesinin büyük etkisi var. Bu minvalde de müderris veya ilmiye mensubu haşiyeler olarak nitelendirebileceğimiz onlarca haşiye kütüphanelerde mevcut. Çoğu bir, en fazla birkaç yazma nüsha halinde.
Ali Kuşçu'nun Şer-i Cedidi ile beraber literatüre bir damarın daha eklendiği anlaşılıyor. Bu eser daha müellif hayattayken veya onun vefatından en fazla birkaç yıl sonra büyük bir şöhrete kavuşuyor ve üzerine yine birçok haşiye kaleme alınıyor. Bu bağlamda özellikle karşılıklı red, itiraz, cevap şeklinde kaleme alınan Devani, Celaleddin Devani ve Sadrüddin Beşteki'nin beş haşiyesi literatürde yeni ağırlık merkezleri oluşturuyor. Ve son olarak da yine bizim yazmalar arasında gördüğümüz Mirza Can Habibullah el-Banevi haşiyesi 17. yüzyılın başlarında kaleme alınan çok rağbet gördüğünü anlayabiliyoruz. Sayılar üzerinden, yani mevcut nüsa sayıları üzerinden. Şimdi bu tecridin, haşiye-i tecridin medresede ders kitabı olarak okutulmasına gelince medrese müfredatına dair malumatımız tam detaylı bir programın ortaya çıkarılmasına imkan sağlamıyor maalesef. Fakat bazı genel değerlendirmelerde bulunabiliriz. Osmanlı medreselerine dair en eski kanunname olan Fatih Kanunnamesi'nde yüksek tahsil kurumlarının en alt seviyesi olan 20'li medreselerde Cürcani'nin Haşiye-i Tecrid adlı eseri okutulduğunu biliyoruz. Bu nedenle medreselere zaten Haşiye-i Tecrid medresesi de deniliyor. Medreseleri ilk defa tertip eden ve tanzim eden kişiler arasında Mahmud Paşa yanı sıra Ali Kuşçu'nun adı da zikredilmesi muhtemelen burada etkili olmuştur. Fakat yani somut bir veri bulamadık bu konuda. Eserin nasıl ve ne kadar okutulduğuna dair de maalesef net bir bilgimiz yok. Ancak bu kadar çetin bir eserin ki arkadaşlarla, hocamla, birkaç arkadaşla tahkiki ve tercümesi üzerinde çalışıyoruz. Hani basit bir eser değil. Ancak şey işte bunun en alt, hani tırnak arası en alt seviyeli medreselerde okutulması sizi yanıltmasın. 20'li medreseler zikrettiğimiz üzere yüksek tahsil kurumlarının en alt seviyesini temsil parası eder. Parası az sadece değil mi? Efendim hocam? Parası az sadece. Evet, 20'li medreseler. 20 akçe. Zaten 25 veriyorlar. 30'lularda da okutuluyormuş. Bir kere buraya gelen talebe, 20'li medreselere gelen talebe, Taşköprüzade'nin otobiyografisinde de gördüğünüz üzere bütün temel alet ilimlerinin muhtasaratını tamamlamıştır. Ayrıca genelliklerde medreselerde olduğu üzere bu eser de baştan sona okutulmuyor. Anlaşıldığı kadarıyla genellikle Umur-u Amme bölümü veya ondan bahisler okutuluyor. Yine Haşiye'nin İsrani Şerhi olmaksızın anlaşılmayacağını, tek başına anlaşılmayacağını dikkate alırsa, Tedrisat'ta İsrani Şerhi'nin de bir şekilde yer aldığını düşünebiliriz. Bu şerhin başında Taksim-ül Mevcudat diye bir kısım var ki burada hem kelamcıların hem filozofların alem anlayışına dair genel bir tasvir yapılıyor ve bu da şüphesiz yani onun pedagojik değerini arttıran bir unsurdur. Yani sonuç olarak öyle görünüyor ki bu aşamada, 20'li medreselerde bu aşamada daha çok didaktik özelliğe sahip olan İsfahani Şerhi Merkezi'nde Cürcani haşiyesiyle birlikte talebenin bir üst mertebeye geçişi sağlanmaya çalışılıyor. Haşiye-i Tecrid'in ne zamana kadar müfredatta kaldığını da kesin olarak bilmiyoruz. Ancak medrese müfredatı ve ilimler tasnifiyle ilgili eserlere baktığımızda, bazı alimlerin biyografilerindeki notları da dikkate aldığımızda, 17. yüzyıldan sonra ne Haşiye-i Tecrid'in ne Tecrid'in bir izini göremiyoruz. Artık gündemden kalkıyor. Örneğin 18. yüzyılın ilk yarısında medrese müfredatına dair kaleme alınan Kevâkib-i Seb'a adlı metinde, kelam alanında hayali haşiyesiyle birlikte Şer-i Akaid, Şer-i Makasit, Mevakıf, Şer-i Mevakıf gibi eserler sayılıyor. Diğer kaynaklarda da benzer bir tablo görüyoruz. Bizim elimizdeki işte yazma kütüphanelerindeki veriler, nüshalar da bunu destekliyor aslında. Aynı resmi orada da görebiliyoruz. Tecridin medrese müfredatında olduğuna, orada okutulduğuna dair aslında elimizdeki en son kaynak veri Taşköprüzade'nin kendisi. Onun otobiyografisinde verdiği bilgilere göre o hem öğrenim gördüğü sırada Haşiye-i Tecrid'i vücut ve imkan bahislerine kadar okumuş hem daha sonra müderris olduğunda 20'li ve 30'lu medreselerde bu eseri Umur-u Amme bahsin bölümünün sonuna kadar okutmuştur. Ayrıca Miftah-ı Saade'de İlm-i Usul-i Din yani Kelam bölümünde örnek eserler zikretmeye gelince sıra ilk olarak Tusi'nin iki eserini biri de Tecrid'i zikrediyor. Bu da yine Tecrid'in henüz gündemde olduğunu gösteren bir veridir. Peki bundan sonra ne oldu? Yani niye tecrid gündemden kalktı? Şu hani cevabım yok. Onu baştan söyleyeyim ama
bir yorum, belki işaret olarak değerlendirilecek bir şeyler söylemek istiyorum. Taşköprüzade'nin vefat tarihi yaklaşık olarak Kanuni ve Ebu Suud Efendi'nin gerçekleştirdiği eğitim reformlarına denk düşmektedir. Haşiye-i Tecrid'i okuduğu ve okuttuğu dönem ise yaklaşık olarak 1530'lara, yani bundan daha da önceki bir döneme denk geliyor. Bu kanuni reformların neleri kapsadığını tam olarak bilmiyoruz yine. Ama bu tarihlerden sonra tecridin medrese müfredatından kaldırıldığına bakarsak, 20'li ve 30'lu medreseleri bir şekilde etkilediğini anlayabiliriz. Yani bu kesin gibi görünüyor. Bazı araştırmacıların işaret ettiği üzere, az önce İsmail Hocam da kısmen değindi, Safevi Devleti'nin yükseldiği sıralarda ağır bir uslupla, yani tecrübi kastediyorum, ağır bir uslupla imameti savunması, Şii bir müellifin bir eseri sonuçta bu, ilmi siyaset gereği medrese müfredatında olması uygun bulunmamış olabilir. Hocam burada siyaseti biraz işin içine katmaya çalıştık. Nitekim belli bir dönemden sonra, daha geç bir dönemde tecrit Şii kelamının en temel kitabı olarak görünmeye başlıyor. Bu bir gerçek ve yani üzerinde belli bir mezhep taassubu da oluşuyor bu kitap üzerinde. Ancak 16. yüzyılda bunun böyle olduğunu gösterecek yani somut bir veri bulamadık. Her halükarda bu eserin müfredattan kaldırılması, gelenekteki eylemsizlik ilkesi gereği, elbette bunun derhal tamamen terk edilmesi anlamına... İkinizin mi? İkinizin. Onar bir dakikam hocam. Hayır. Yani senin 10 dakikan bitti şu anda. Tamam hocam. Muhabbetten yiyoruz. Toparlıyorum. Sonuna geldim. Onun eylemsizlik ilkesi gereği dediğim, yani onun derhal terk edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle hani Katip Çelebi'nin kendi döneminde müfredatta olmasa da talebeler arasında Mirza Can'ın haşiyesinin yaygın olduğunu söylemesi bu şekilde anlaşılabilir. Son olarak Taşköprüzade'nin haşiye-i tecrid haşiyesi hakkında şu genel bilgileri de sözü Muhammed'e devredeceğim. Bu eser son haliyle 225 varak, yani gayet hacimli bir eserdir. Bununla beraber sadece tecridin birinci bölümünün, yani umur-u amme bölümünün varlık yokluk faslına, birinci faslına ait, onun üzerine yazılmış. Bu da yukarıda işaret ettiğim üzere Taşköprüzade'nin kendi öğrenim hayatında okuduğu kısım, kendi ifadesiyle tahkik ve itkan üzere okuduğu kısımdı. Taşköprüzade kendi haşiyesini İsfahani ve Cürcani ile sınırlamayıp, kendi dönemine kadar gelenekte öne çıkan diğer müelliflerin görüşlerine dikkate alıp ve bunlarla tartışır. Başta Hatipzade, Ali Kuşçu, Celaleddin Devani ve Deşlekli olmak üzere yer yer hayalde Afabey'in, Nasir-i Hilli'yi, az önce zikrettiğim, Hasan Çelebi ve Kemal Paşazade gibi başka müelliflerin görüşlerini dikkate alır. Yöntem olarak öncelikle ilgili müelliflerin görüşlerini ihtisar ederek aktarır. O meseledeki kendi tahkikini ortaya koyar varsa veya tercih yapar. Aslında bu eser bir anlamda Taşköprüzade'nin aynı zamanda hakem olduğu Hatipzade, Devani ve Deşteki'nin de başrollerde olduğu, diğer muhaşilerin de yer yer katıldığı çok sesli bir münazarayı temsil etmektedir. Sonuç olarak Taşköprüzade'nin tecrit haşiyesinin şerh haşiye literatürünün entelektüel üretim için bir vasıta olduğunu göstermek adına çok güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu cümleyle de Muhammed sana da sözüm ona şeye başlamadan önce bana zaman ayıracaktı. 8 dakika tutup 12 dakikayı ben aldım. Ben önce tebliğe başlamadan önce, yani daha doğrusu tebliğin geri kalan yarısına, gelirken karşılaştığım bir hadise beni çok duygulandırdı. Arabayı park ederken, medeniyete girerken, dedim işte ben senkozuma geliyorum, kapıyı öyle açtırdım. Güvenlik görevlisi dedi ki, indim işte arabadan, orada bir konuşma imkanı yakaladık. Ya hocam dedi, biz dedi taş köprüyü dedi, sarımsaktan ibaret biliyorduk dedi. Bir de dedi, taş köprülü zade diye biliyor varmış, çok büyük alimmiş falan. Ondan sonra, gerçekten de öyle mi hocam falan diye soru sordu. Heyecanlı yani işin şey tarafı. Ben de acayip mutlu oldum yani adamın bu, demek bu kadar büyük alimimiz varmış falan diye. Bunu da öyle başlamadan önce biraz rahatlatayım ortamı, gerildi bayağı ortam. Ben de burada daha çok Salih abinin verdiği
tarihi ya da literatür bilgisinden öte bir sondaj çalışması yapabilir miyiz diye düşünüyorduk. Aslında bunu iki tebliğ yapmamız lazımmış. Bunu da sonradan fark ettik tabii. Yani kısaltalım kısaltalım kuşa dönüyor Aksel'de tebliğ. Ben mağdumun şeriyeti sorunsalını tecrit literatüründe nasıl ele alınıyor? Mutezile ne dediği tecrit literatürü nasıl değerlendirir ve Taşköprüzade haşiyesi konuyu nasıl tartışıyor? Bir örnek üzerinden tartışmak istiyorum. Bilebildiğimiz kadarıyla ilk defa Basra Mutezilesi'ne mensup Ebu Yakup Eşşaham tarafından ortaya atılan mağdumun şeriyeti sorunsalı temelde yokluk halindeki mağdum zatların ama bunlar mümkün mağdumlar varlıktan ayrık bir şekilde yani varlık değil mensup oldukları halde dışta ayrışmış bir subutları olduğunu söylüyor. Dış dünyada ayrışmış zatlar bunlar ama varlık mevcut değiller. Mağdum oldukları halde ayrışmış bir zatları var. Bu anlatıda mağdum zatlar meselesi önemli çünkü tecrit literatürüne geçtiğimizde ya da müteahhir metinler tabii genelde zatlar ifadesine kastediliyor ve bunun bir anakronik okumaya dönüştüğünü görüyoruz müteahhir metinlerde. Zira müteahhir metinlerde buradaki zatlar ifadesi mahiyetler diye anlaşılıyor. Yani bir şeyi o şeyi kılan, o şeyi yapan mahiyetler diye anlaşılıyor ve mahiyetlerin subutu tartışmasına dönüşüyor. Oysa Mutezile gibi bir düşünce ekolü, yani bırakalım nesneden ayrımı yapmayı, atomcu bir düşünce, yani nesneden ayrımı bile yapmıyor. Kalkıp böylesi bir mahiyetçi teoriyi zaten benimsemiyor, mahiyetlerin sabit olduğu düşüncesini söylemesi elbette düşünülemez. Peki Mutezile'yi bu düşünceye götüren temel teori, yani temel gerekçe ne? Ve subutu vücuttan daha genel kabul ediyorlar. Daha yani eam kabul ediyorlar. Kesin olmamakla birlikte Eşari'nin makalatı ve geç dönem Mutezili metinler tarandığında arkadaşlar şunu görüyoruz. Mutezile'yi muadımın subutuna götüren temel gerekçe Tanrı'nın sıfatları problemi. Zira Mutezile'ye biz Tanrı ezelde alim mi, mürit mi, kadir mi diye sorsaydık Mutezile elbette evet cevabını verecek. Ve onların da bizim de bildiğimiz gibi bir şeyin alim olması için malumu, mürid olması için muradı, maktur olması için de kadir olması için de maktura ihtiyacı var. Yani izafet sahibi sıfat bunlar. Tanrı bir şeyi biliyorsa bir malumu olması lazım. Aksi halde izafet sahibi sıfatta o alimle malum arasında izafet kurulamaz ve alim alim olamaz yani. İşte bir şeyin alimle malumun dedik malum olması lazım. Bir müteallak lazım yani bunun için. Bununsa mutlaka bir ayrışmayı gerektirdiğini düşünüyor. Yani murad olmanın, malum olmanın, maktur olmanın bir ayrıştırmayı gerektirdiğini düşünüyor Mutezile. Daha açık bir ifadeyle söylersek bilgiye konu olan mesela Ahmet'i Ahmet kendi dışındaki her şeyden bir şekilde ayrışmasaydı Tanrı'nın Mehmet'i değil de Ahmet'i bilmesi, irade etmesi ve ona güç getirmesi düşünülemezdi. İşte tam da anlatının buraya kadarki bölümü neredeyse bütün düşünce ekollerinin ittifak ettiği kısmı gösteriyor bize. Fakat Mutezile diğer ekollerden farklı olarak mağdumların sabit olduğu düşüncesine ulaşmak için Tanrı'nın ilim, irade ve kudret sıfatlarına konu olan şeylerin ayrışmalarını subutlarına orta terim kılıyor. Yani ayrışma subutu gerektirir diyor. Ve kalkıyor her ayrışan sabittir diye tümel bir önerme vaz ederek konuya devam ediyor. Belki buraya kadar bile müteakip kelamcılar olsun, felsefe olsun kabul ettirebilirdik. Yani her ayrışan sabittir önermesini. Ama Mutezile diğer ekollerden çok sert bir şekilde ayrışmanın dışta sabit olduğu, dışta gerçekleştiği, tahakkuk ettiği konusunda çok sert bir şekilde ayrılıyor. Ve gelenekten çok ağır şeyler alıyor. Yani diğer düşünce ekollerinden vesaire çok ağır tepkiler alıyor. Bu tepkinin temelinde ise diğer düşünce ekollerinde şöyle bir anlayış var. Akıl, subut mefhumundan ancak zihinde veya hariçte varlığı anlar, yokluktansa bu varlığın selb edilmesini, olumsuzlanmasını anlar. Bunun dışında akıl bir şeye asla çıkaramaz. Yani varlıktan ayrı bir subut düşüncesini çıkaramaz. Böyle bir düşünceyi kabul etmek müteakkil dönem kelamcıların ifadesiyle mükaberedir. Yani aklın muktezasına, gereğine karşı diklenme tavrıdır. İşte müteakkil kelam metinlerinde baktığımızda mümkün mağdumların dışta sabit olduğu düşüncesine sevk eden gerekçenin daha çok Tanrı'nın sıfatları problemi değil de zihni varlık problemi çerçevesinde tartışıldığını görüyoruz. Yani şöyle diyorlar, zihni varlık düşüncesi ne filozofları ne götürüyorsa şeyleri de, Mutezile'yi de
mağdumların sabit olduğu düşüncesine sevk eden gerekçe aynı gerekçe. Ve kalkıyorlar, özellikle kuşçu tam da bu noktada işte tecrit tarafına net meseleyi taşıyacak olursak bir ihtimal bildiren sigayla kullanıyor. Lalle diyor yani, belki de diyor. İki malum yani vücut zihni meselesinin mutezileyi bir düşünceye götürdüğünü söylüyor ve diyor ki işte temelde diyor iki önerme vardır vücut zihni ispata götüren, işte gerek müteahhit kelamcılar gerek filozofları. İşte biri hepimizin bildiği bu icabın anlamı, yani olumlu yükleme nedir? Bir şeyin başka bir şey için sabit olduğunu hükmetmektir diyorlar. İkinci önerme diyorlar, bir şeyin başka bir şey için sabit olması o başka şeyin, yani konunun subutunun uzantısıdır diyorlar. Yani önce konu sabit olacak ki biz kalkıp yüklemi ona yüklem yapabilelim. İşte dolayısıyla vücudu zihnin ispatına nasıl gidiliyor tabi? Vücudu zihnin ispatına giderken bazı yüklemelerimiz var. Onlar dışta yok. Görmüyoruz yani. Dışta harici bir varlığa sahip olmayan şeyleri de biz konu yapabiliyor ve ona olumlu anlamda bazı şeyler yüklem yapabiliyoruz. Tabi bunun zihni varlığın gerekçelerinin mutezileyi mağdumun subutuna götürdüğünü söylemek tecrit literatür içerisinde özellikle bazı yanlış anlama ya da itirazları beraberine getiriyor. Mesela deniyor ki mutezileye, siz eğer malum olmak, murad olmak, makdur olmak ayrıştırmayı gerektiriyorsa biz biliyoruz ki mümteni mağdumlar da malumdur. Onların da o zaman ayrıştığının dışta olduğunu söyleyin. Söylemiyorsunuz diyor böyle bir şey. Nakş yöneltiyorlar yani delillerine. Sonra diyorlar ki işte ya da işte muhayyelat kabilinden, yani hayali üretimlerimiz olan bizim şeyler var. Onlar da bilgiye konu olan, belki tam bir kudrete sahipsek yaratmaya da konu olurlar. Ondan sonra bunların da sabit olması lazım sizin düşüncenize göre. Yani özellikle bu iki önerme bağlamında düşünüldüğünde onların da sabit olmasını söylemiyorsunuz. Veya intizai mefhumlar var. Onların da sabit olmasını söylüyor. Haller var. Özellikle sizin söylediğiniz ne mevcut ne madum diye tarif ettiğiniz. Ondan sonra haller var. Onların da sabit olmasını söylüyor. Çünkü onlar üzerinde de konuşuyoruz. Onları da bazı şeylere konu yapıyoruz. Dolayısıyla bunların da sabit olmasını söylemeniz lazım diyorlar. Daha belki birçok şeyden bahsedebiliriz. Bu meselenin vücudu zihni veya özellikle yükleme sorunsalı, hamil sorunsalı olarak değerlendirebileceğimiz konu bağlamında özellikle tecrit tarafında tartışılması az önce bahsettiğim anlamda belki mutezileye bir maksadını doğru anlamaktan uzaklaştırıyor bizi. Dahası istenmedik itirazlara da sebep veriyor. Mesela mutezileye sorsaydık tam olarak mümteni mağdumlar sabit değil, muhayyelat sabit değil. Peki mümkün mağdumlar sabit derken bütün mümkün mağdumlar, bizim anladığımız anlamda mümkün mağdumlar mı sabit? Hayır. Az önce söylediğim gibi mesela insan başlı kuş dediğimiz, Anka'nın tarifinde öyledir malum. Anka yaratmaya konu olabilecek bir şey ama Mutezile bunun mümkün mağdum olduğunu, ya daha doğrusu bunun sabit olduğunu söylemiyor. Bunun sebebinde de şu var. Ben bunu özellikle yüksek lisans tezinde de çalıştığımda karşılaştığım bir şey. Sonraki okuduğum metinlerde de hiç bunu doğru düzgün işaret görmedim. Kadı Akçaplar'ın güzel bir ifadesi var. Mağdumları ayırdıktan sonra kaç şekilde mağdum olabilir, mağdum kaç türdür diye güzel bir ifade diyor ki Tanrı'nın hiç var etmediği veya etmeyeceği, asla var etmeyeceği şeylere de, yani mümkün şeyler bunlar, mağdum diyebilir miyiz diye soruyor. Sonra Kadı Abdülcabbar diyor ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Yani onlara niye mağdum diyelim ki diyor. Mesela özellikle mutezilenin gene mümteni mağdumları bilgisi, yani malum olmayan bilgi olarak değerlendirmesi. Aynı şekilde Tanrı'nın mümkün olduğu halde asla var etmediği veya var etmeyeceği şeylerin de mağdum olmaktan çıkıyor. Bunların da aslında malum olmayan bir tür bilgi olduğunu düşünüyor mutezile. Onun içindir ki zaten tecrit literatürü kalkıp vücudu zihni bağlamında meseleyi ele almasından kaynaklı az önce bahsettiğim naksları yaptı. Mutezile bunlara çok rahat cevap verebilir. Ama tabi bizimkiler malum olmayan tarzda bir bilgiyi pek olumlamadıkları için kalkıp Mutezile tabi gene buradan yüklenebilirler. Ben aslında konuyu işte vücudu zihni bağlamında tartışılıyor ve Taşköprüzade haşiyesine getireyim. Genel anlamda tartışmalar bunlar ve tecrübeler çok belirleyici rol oynuyor. Onu söylemem lazım. Sonraki dönem özellikle Mutezile'nin bu düşüncesi neredeyse bütün müteahhir kaynaklarda ele alınır. Bazılarında mahiyetlerin meculiyeti meselesiyle de bağlantılı olarak tartışılır. Zira mümkün mağdumlar onlara göre yaratma konusu şeyler değildir. Çünkü mevcut şeyler değildir bunlar. Mevcut olmadıkları için de yaratmaya konu olmazlar. İşte tıpkı mahiyetlerin bir cailin cali ile olmadığı düşüncesinde olduğu gibi.
Onun için de bu mesele birçok defa karşılaştırılır. Hatta Kemal Paşazade'nin mahiyetlerin meculiyetiyle ilgili yazdığı risalede Seyyid Şerif ve İyici'ye çok ciddi yüklenir. Der ki anlamadınız meseleyi, bu mesele mahiyetlerin meculiyeti meselesiyle doğrudan bağlantılı değil falan diye yüklenir. Ben aslında Taşköprüzade'nin haşiyesinde bu meseleyi nasıl ele aldığını burada size aktarmak istiyordum. Bir mesele üzerinde sondaj yapalım, önünde görelim. Talha abim de belirttiği gibi haşiye, yani Taşköprüzade'nin haşiyesi Seyyid Şerif Gürcani'nin işte İsfahani şerhine yazdığı haşiye bir haşiye ve Taşköprüzade diğer metinlerinde olduğu gibi çok güçlü bir şekilde kendisinden önceki metinlerle iç içe çok sıkı bir bağ içerisinde, özellikle de haşiyede tecrit literatürünü çok iyi biliyor. Yani Kuşçu'yu, işte bizim Celaliye, Sadriye diye bildiğimiz o beş haşiyeyi, yani üçü Devani'nin, ikisi Deşteki'nin ve bir de sonrasında Deşteki'nin oğlunun, yani Saadettin Deşteki, baba Deşteki, bir de oğul Deşteki var, Gıyasettin. Onun yazdığı muhakemat literatürü vesaire hepsinden haberdar. Kalkıp bu mesele o kadar detaylanıyor, o kadar diplere iniyor ki ben sadece Kuşçu'nun bu iki bahsettiğim iki önerinin doğru olması durumunda bir paradoks gibi vücudu zihni meselesine yönelttiği itirazı sadece yüzeysel olarak anlatacağım. Ama şuna da parantez içi açmam lazım tabii. Bitti mi hocam? 5 dakika. Oo varmış daha. Ben bitti zannedim. Hatta zamandan yiyoruz falan. 5 dakika önce böyle demiş. Ben görmedim. Yan gözle baktım zaten. Tam göremedim. 5 miydi, 10 miydi, 15 miydi? Ali Kuşçu arkadaşlar iki tane paradoks tarzında bu iki önerinin kabul edilmesi durumunda tipedek sorundan bahsediyor. Birinci itiraz şu. Zihni varlığı ispatta kullandığımız bu olumlu yüklemenin anlamı önermesi, yani bir şeyin bir şeyin subutuna hükmetmek olduğunu söylemek veya ikinci önerme fer'iyet kaydesi diyebileceğiniz bir şeyin subutu, işte bir şeyin başka bir şey için subutu, o konunun subutunun uzantısıdır önermesi. Doğru olması takdirinde öncelikle şunu söylüyor, diyor ki bir kere mutezile mümkün mağdurlarının sabit olduğunu söyleyerek kurtulamaz bu işten. Mümtenin mağdurlarının da sabit olduğunu söylemesi lazım. Felsefeye de diyor vücudu zihninin ispatını yapması kafi gelmez. Yeterli gelmez. Mutlaka bunların subutunu da söylemesi, yani dışta subutunun olduğunu söylemesi lazım diyor. Çünkü diyor kendi şeyi de şu. Biz diyor kesin olarak biliyoruz ki şer'i bari mümtenidir veya içtimai natize-i mümtenidir, muhaldir dediğimizde biz herhangi bir müdrik güç, yani filozofların söylediği anlamda zihin diyelim buna veya demeyelim fark etmez. Herhangi bir müdrik güç olmaksızın bunların, yani müdrik gücü kabul etmesek dahi biz bu önermenin doğru olduğuna hükmediyoruz diyor. Yani hükmederiz kesin. Bunun da muktaz, yani mazmunu da gerçekleşir diyor önermenin. Sonrasında bu birinci itirazı. İkinci itiraz da şu. Özellikle ele aldığı bu biraz daha şey, daha kolay. Teselsiz sorunu çıkacak diyor. Özellikle bir şeyin subutu, başka bir şey için subutu için, o konunun subutunun gerektiği durumda. Diyor ki bir şeyin başka bir şeyin subut olması için o şeyin, yani konunun subutunun da sabit olması lazım. Aksi halde diyor subut o şey için sabit olmazsa o şeyden subut olumsuzlanır demektir. Bu da konunun olmadığını gösterir diyor. Bayağı kompleks kurdum galiba ifadeyi ama tam da doğru kurdum ama. Yani kuramam diyordum. Dolayısıyla subut sabitse ona da başka bir subut lazım. Onun subut ona yüklem yaptığımız için buradan teselsül doğar diyor. Sonra konuyu şimdi Taşköprüzade meseleleri nasıl tartışıyor ile ilgili getireyim. Mesela Kuşçu Taşköprüzade'nin meseleleri ele alırken atıf, yani neredeyse Seyyid Şerif Gürcani kadar belki ondan fazla referans aldığı metinlerden biri. Yani Kuşçu'nun öne çıkardığı meseleler ve cevap bekleyen sorunlar üretmesi aynı şekilde Taşköprüzade'yi de bunlar üzerine konuşmaya sevk ediyor. Peki Taşköprüzade, yani bunun üzerine tabii Devani Deşteki tartışmalarına mutlaka aktarıyor. Uzatmayacağım meseleyi, sizi burada boğmak istemiyorum. Az önce çıkışta Salih abi, az önce girmeden Salih abiyle konuşuyorduk. Dedi ki bunları sakın anlatma arkadaşlara. Onun için ben de anlatmaktan vazgeçtim. Ama Deşteki ve Devani atışmasında Taşköprüzade ne yapıyor ya genelde, ondan bahsedeyim. Sadece bu problem kapsamında da değil. Ya hakemlik yapıyor, Salih abi buna ifade etti. Ya Osmanlı alimin genel
tavrı da budur. Genelde benim gördüğüm kadarıyla acizane. Bir taksim yapıyor, olayı kurtarıyor. Yani mesela bu meselede okuyanlar daha sonra tabii tebliğ olarak yayınlandığında da okunur. Halel hukum, hale itibar hüküm diye bir ayrım yapıyor. Bunu Vücud-ı Zihni Risalesi'nde de Taşköprülerde vaz ediyor. Bilmiyorum onun mu doğrudan bu ayrım, daha önceki ulemaya ait mi? Bu ayrımı yapar kurtarırız diyor meseleyi. Yani Deş'teki Devvani meselesini. İşte Deş'teki ne söylediği hale itibar hüküm üzerindedir. Şeyin söylediği, Devvani'nin söylediği hale itibar hükümdür. Dolayısıyla çatıştırmaya gerek yok dediği yer oluyor. Bazen Deş'tekiden taraf oluyor, bazen Devvani'den taraf oluyor. Veya ikisinden de değil, kalkıp kendinin bir tahkiki varsa doğrudan onu da aktarıp bitirebiliyor. Ama bu tür haşenin haşesini çalışmak ve Taşköprüzade gibi bir adamın haşesini çalışmak ve çok fazla metne atıf yapmak, tarihçe ise artık ara sokakların da ara sokakları varsa oralarda dolaşıyoruz yani. İtirazları anlamak, itirazını anlamak, ona cevabı anlamak vesaire oldukça güç bir metin. Bir de şunu söyleyeyim haşeyle ilgili, haşiye çalışması zor bir haşiye. Çünkü özellikle en azından sadece haşiyle yetinir, metinlere bizzat gitmezseniz belki aktardığı itirazı anlayamama gibi bir, yani takip diyebileceğimiz veya fazla ihtisaren itirazı aktarmaktan kaynaklı da olabilir. İtiraz ya da cevap anlaşılmayabiliyor haşiyeden. Belki bu haşiyenin mesela küçük versiyonu da var arkadaşlar. 50-60 varaklık bir versiyonu da var. Bir de 225 varaklık bir versiyonu var. Biz bunun son versiyonu onu da bilmiyoruz. Yani belki uzatsa genişletecek mi, fark edecek miydi bazı yerlerdeki anlama güçlüğü yaşanan yerleri bilemiyorum. Bu kadarla bitireyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Üç tane soru alalım. Cennisi ilası olsun. Böylece üç soru. Peki, buyurun. Soru değil de ben bir iki katkıda bunlar... Öyle mi? Tabii, buyurun. Bir tanesi Salih Bey'in gündeme getirdiği mesele, bu haşi tecidin niye elendiğine dair. Şimdi eğer o dönemde hemen Safevilere bakarsak, Neyrizi var orada. Bir de Hafri var. Zannediyorum Hafri'nin 5 ciltlik bir şehri var şeye, tecide. Dolayısıyla Safeviler politik bir organizasyon olarak kendilerini inşa etmeye başladıklarında ideolojik metin olarak tecidi alıyor. Ve Amine ailesinden önce ilk ideolog da Mahmut Nevrizi'dir. Onun da büyük bir şehri var. Bunların hepsinin nüshaları bende var. Eğer istiyorsanız ben onları size takdim edeyim. Dolayısıyla Osmanlıların mukabil güç olarak, ideolojik karşıtlık açısından tecride tavırlarını anlamak biraz kolay gibi geliyor bana. Yani sen vurguladın ama bunun tarihsel bir arka planı da var diye düşünüyorum. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor bir tarafıyla. Diğer eklemem de müsaade ederseniz İsmail Taşpınar hocama. Şimdi bu Yahudi-Osmanlı ilişkisine ilişkin Batı'da bir literatür var. Palamas'tan beri. Palamas biliyorsunuz Orhan Gazi'nin döneminde Selanik başpiskoposu esir alınıyor. Palamas'ın hatıratını okuduğunuz zaman Palamas şöyle diyor. Türkleri bize karşı kışkırtan Yahudilerdir. Halbuki Türklerin bize bir derdi yok. Fakat Yahudi alimler ki Orhan Gazi'nin etrafında 7 tane Yahudi hekim var. Ve biliyorsunuz Bursa'da ilk havrayı yapan da tarihte ilk havra Bursa'da Orhan Gazi tarafından yapılıyor. Dolayısıyla Batı'daki literatür, bu doğru ya da yanlış ayrı bir şey, gerçekliği tasvir eder etmez bilmiyorum ama Batı'da böyle bir literatür daha Orhan Gazi'den beri var. Yani Yahudiler, Türkleri organize ediyorlar Osmanlıları, onlara yardım ediyorlar. Bizim hakkımızda da bütün olumsuz bilgileri Yahudilere veren bunlar. Böyle bir şey var. Acaba oraya kadar giderek belki dediğinizi temellendirmek bakımından söylüyorum. Bence önemli gözüküyor. Bir de Kanun döneminde bizim yaptığımız bir araştırmaya göre 1450 ile yaklaşık 1650'ye kadar sürekli önce Endülüs, Kuzey Afrika, daha sonra İtalya ve Avrupa üzerinden Yahudi alim geliyor. 1300'lerden beri. Yani 1300'den beri geliyor ama 1450 itibaren bizzat o baskılardan kaçıp gelenler var ve bunlar çok üst seviyeli isimler, yani astronomi, tıp, astronomi aletleri ve benzeri konularda ve bunların sarayda etkinliği, yani Taşköprüzade'nin ki bir bürokratik rahatsızlık da olabilir. İşte evet, onu demek istiyorum. Yani bir rahatsızlık var. Dini, şu, bu filan olabilir. Tabii. Bürokratik bir tepki de olabilir. Çünkü bunlar devlette çok elindeki marifetten dolayı karşılık buluyorlar diye cevap veriyorum. Bir de Postel'le, Postel meşhur Fransız oryantalist, belki ilk oryantalist kabul ediliyor.
Postel'in metinlerine baktığımız zaman İstanbul'da kabala okutan belirli gruplardan bahsediyor. Hı-hı. Ve gizli Müslümanlardan. Yani gizli Yahudi ama gizli Müslüman ya da gizli ama bunların toplumda yarattığı bazı rahatsızlıklardan da bahsediyor. Yani dediğinize çok katılıyorum. Yani politik bir problem var burada. Vardır. Ve bu metinler de o problemlerle alakalı aslında. İlişkilenmek lazım. Bunlar küçük katkılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Ben Ömer Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Evet. İbn Haldun mukaddimesinde benim anladığım kadar akli ve nakli ilimleri anlatırken vahiye ayrı bir ayrıcalık tanıyor. Hani doktor da eleştiren bir manada vahyin ayrı bir şey olduğunu kastediyordu. Müşahede ve beyan söz konusu olduğunda Taş Köprüzade'de İbn Haldun nun savunduğu gibi benzer bir şekilde mi kastediyor o beyandan çıkarılabilecek vahiy gönderme olarak? Ben aklımda İbn Haldun'a benzer bir şey mi söylüyor gibi bir şey geldi de hani bu konuyu biraz açıklayabilirsiniz. Konu açık söylemiyor. Öyle bir şey değil. İbn Haldun müşahede yönteminde metafizik sonuçlar çıkarmaya karşı. Müteahhir döneminin müşahede yönteminden varlığa ilişkin cümleler çıkardıkları, metafizik sonuçlar çıkardığı için de eleştiriyor, amacından saptırdılar diyor. Allah'ın rızasını bıraktılar, marifet peşine düştüler diyor. Tam bunu söylüyor yani. Rıza ilahiydi diyor. Bunu unuttular diyor. Öyle tasfiye, masfiye, buradan bilgi edilen peşine düştüler, işi amacından, tasavvuf amacından saptırdılar diyor. Taşköprü zaten tam tersi yani. Bunun İbn Haldun'un suçladığı yenilemiyorsun. Aynı şey değil yani. Evet. Evet. Varsa bir soru daha. Evet. Ben Salih Günay'da bir katkıya soru olarak bir şey sormak istiyorum. Bir de Ömer Türk soruyorum. Gürcani'nin Osmanlı uleması üzerindeki etkisi ve Şerh-i Mevakıf üzerine bir makalem var. Orada Mevakıf ve Şerh-i Mevakıf literatürle ilgili şöyle bir bulguya ulaştım ben. 90'a yakın Şerh-i Haşiye var toplam Mevakıf'la ilgili. Şu an tam hatırlayamıyorum ama 70 küsür tanesi 1570'lere kadar. Yani 1400 Mevakıf'ın ilk şarihi Safi-i Künel Ederi ve Kirmani'den başlayıp 1570'lerde bitiyor büyük oranda. Ondan sonra daha az bir yazım var. Yani o diğer eserlerde de bulguyu, sizin bahsettiğiniz tecritle ilgili bulguyu, diğer benzer eserler üzerine yazılan şerh haşiyelerle mukayese edilebilirse belki daha sağlıklı neticeye ulaşılabilir diye düşünüyorum. Bir ikincisi, Ömer Hocam'a sormak istiyorum. Kelamın konusuyla ilgili, aslında İlyas Hocam'ın da tabii makalesi var. Ömer Hocam'ın da makalesi var, böyle yan yana ikisini de görmüşken bir ortak soru da olabilir. Kelamın konusu mevcut. Sonra malum. Fakat Taşköprüzade'nin mealiminde malum değil konu. Mesela bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? O razıdan sonra giden bir süreç var. İlk oranda razıya benzeşirken orada bir ayrışma var. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Hocam, kelam malum diye bir konusu yok arkadaşlar. Bu bir yalan. Yani bu şeyden kaynaklandı. Yani ami değil. Mağdum konusunu da buraya dahil edelim, yani mağdumu da işlenecek şekilde anlatalım diye böyle bir yalan çıkardı. Ondan sonra bu mağdum, yani yoku da inceliyor, Kerem bunu buluyor. Ya mağdum konusu zaten zihni, yani itibari varlıktan dolayı oraya giriyor. Yani kelamın konusunun mağdum üzerinden tartışılması kadar saçma bir gerekçe yoktu tarihte. Bundan dolayı zaten Taşköprü'de çok doğru bir yerde duruyor. Yani mağdum diye isimlendirme, yani gerçekten kelamla hiçbir gerekçesi yok. İlk bakışta insanlar zannediyor ki bu manevi bir itiraf. Yani malum deyince başka bir şey oluyor diye düşünüyorsun. Yok ya, konu tamamen aynı. Mesele tamamen aynı. İçeride Mutezile'nin malum şeydir diye bir görüşü var. Yine Ebu Haşim'in ahval diye bir görüşü var. Biz bu ahvali, çünkü mevcut ve malum olmamakla niteliyorlar. Malum zaten yok. Bunları da dahil edecek üst bir isim bulalım. Ne diyelim? Malum diyelim demişler. Böyle şey söylenir mi ya? Zaten bunlar zihni itibarlardan dolayı giriyorlar. Yani zihnen bir şekilde biz onu var kabul edip giriyoruz. Hiç gerek yoktu böyle bir lafa. Çıkardılar. Sonra
20. yüzyılda insanlar gelince bu ayrı bir fikir zannettiler. Yani hani ortada sanki kelama dair ikinci bir görüş var zannettiler. Gerçekte malum diye bir şey yok işin doğrusu. Mevcut bunun ismi. Ha, mevcut ve zat ayrımı ciddi bir ayrım. Yani ilahi zat mı yoksa mevcut mudur tartışması manevi bir tartışma fakat malum lafsi bir tartışma. Taş köprü zaten bunun farkında. O nedenle mevcut diyor. Yani benim anladığım bu yani. Peki. Hocam bu şeyle alakalı 1570 ile alakalı bir şey. Onu şey bir oldu yani. Şimdi Müstakim hocamızın sorusunda bir 1570 ile mevakıf bitiyor. Evet. Onlarla alakalı zaten epey çalışma yaptık. 1570 ile 1660 arası zaten Osmanlı'da bütün entelektüel faaliyet azalıyor. Bu dönemin ekonomisiyle, politikasıyla, iç savaşlarla alakalı bir şey. Yani sadece kelamla alakalı değil. Bunlar, ben kronik şeyler yaptım. Matematik metinleri, astronomi metinleri, tıp metinleri, musiki metinleri, bunların dökümlerini çıkarttık biz. Yani kaç müellif var, kaç eser var? 1580 ile 1660 arasında hep şeyde düşüş var. Sadece kimya hariç. Onun da kendine göre nedeni var. Çok uzun bir süre hocam ya. Osmanlı Devleti büyük bir devlet, krizi de büyük olur. Evet. Ama bu sadece bizde değil yani. Bütün dünyada büyük ölçekli bir kriz var. Nüfus azalıyor bir kere. Yani popülasyon çok düşüyor. İç savaşlar var yani entelektüel hayat gökyüzünde cereyan etmiyor. Yeryüzünde cereyan ediyor. Politikayla alakası var, ekonomiyle alakası var, iklimle alakası var. Mesela buzul çağı var, küçük bir buzul çağı var 40 yıl süren. Tarımı çok olumsuz etkiliyor bu ve büyük bir ölüm neden oluyor. Yani bu bugün için de böyledir. Suriye'deki savaşı sadece Arap Bahri'yle alakalandırıyoruz ama Suriye'deki savaştaki kıtlığı ve su kaynaklarını tükenmiş diye kimse araştırmıyor. Halbuki orada çatışmaların kaynağında ekonomik nedenler de var. Dolayısıyla Osmanlı'daki şey felsefe karşıtlığı ya da düşünce karşıtlığı alakalı değil. Matematikte de hiçbir eser yazılmıyor doğru diyorsun. Hatta astronomi aletlerinde de yazılmıyor. Yani çok şey, çünkü onu üretecek ortam kalkıyor. Hatta medrese savaşları var. Yani öğrenci hareketleri var. Kıyamet beklentisi var. İç medrese, üniversite öğrencileri, bugünkü öğrenci olayları gibi Osmanlı'da medrese olayları başlıyor. İç bir çatışma çıkıyor medreseler arasında. İstifalar filan. Yani demek istediğim sosyoekonomik politik yapıyı da dikkate almak lazım. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki son şey. Ömer Hocam'ın bir sorum var. Biraz daha ama bilim tarihi, bilim felsefesi bağlamında belki bir irtibat kurma açısından şey soracağım hocam. Özellikle hem Hegelci anlayış, işte tez, sentez ve antitezin oluşma, düşüncenin öyle seyrettiği ve Thomas Kuhn'un hep bir hakim bilim paradigmasının olduğu ve bilim adamları hep o zaviyeden her şeyi gördüğünü ve farklı paradigma, farklı dünyalar olduğunu anlayışıyla sizin izah ettiğiniz şekilde İslam düşüncesi ya da hususi olarak verdiğiniz öğret üzerinden Taşköprüzade'de aslında bunun İslam düşüncesi özellikle yanlış olduğunu diyebilir miyiz? Ya da çok farklı bir pratik olduğunu diyebilir miyiz? Yani bir alim şahsında hem kelam metodunu sonucuna getirecek şekilde onu götürüyor. Bir şekilde yine meşai perspektiften bakabiliyor. Yine vahdet vücut. Yani bu bağlamda ne diyebiliriz? Yani bir felsefe açısından. Bir de birbirini geçişler olabiliyor mu hocam? Yani çünkü Kuhn'cu düşüncede öyle bir tartışma var ya. Evet hocam. Thomas Kuhn'u yani o türlü düşünceyi yalanladığını zannetmiyorum. Çok kabaca cevap olacak. Sebebi de şu. Böyle bir yaklaşım mevcut olanların bir tanesini diğerlerinin üzerine çıkarıp ötekilerini parça haline getirme şeklinde cereyan eder. Yani en üst yaklaşım olarak tasavvufu benimsiyor, diğerlerini onun parçası haline getiriyor. Bunun anlamı şu, biz ayrıntısını tartışmıyoruz, anlamı şu, yaratılışın ezeli olduğunu savunuyor. Yani kelamdaki nihai o yani hudus fikrini reddediyor adam. Ereziyo, hudusu ne yapıyor? Hudusu cisimler dünyasıyla sınırlı olarak kullanmaya başlıyor. Yani ilk akıldan itibaren yaratılış bu anlamda, filozofların kullandığı anlamda, sufilerin de tevarüs ettiği anlamda ezeli. İki paradigmanın aynı anda benimsenmesi değil bu. Bir paradigmanın üst cümlelerinin devre dışı bırakılıp
Evet, diğerinin altına yerleştirilmesi anlamında benimseme. Tabii yani kuyumcu bakışta nereye kadar gideriz onu bilemiyorum da. Ama buradan şu anlaşılmasın yani. Yani o bir dönem geldi insanlar Mutezile, Eşari, Maturidi, felsefe, tasavvufu birleştirdiler. Bunların hepsi eş değer yürüdü. Öyle değil. Hangisini tercih ederse diğerini onun parçası haline getiriyor. Bu Taşköprü Zade örneği de öyle yani. Hiyerarşik tabii tabii. Ve ana cümleler şey yapılıyor hocam. Mesela diyelim ki Mutezile'nin yahut Eşari geleneğin ana cümlesi eğer hudussa, alemin sonradan yaratıldığı ise sonradan yaratma fikrini reddediyor adam Vahdet Hoca'yı benimserken. Teşekkür ederim. Kısa ben de bir ilave yapayım. Şimdi bu İslami ilimlerin tabii kendi içinde bir iç tutarlılığı ve birbirleriyle ilişkisi var. Yani tefsir, hadis, kelam, fıkıh, ahlak baktığınız zaman bunların bir hiyerarşisi de var kendi içlerinde oluşturduğu. Benim kanaatim uzun bir süre medrese de bu hiyerarşiye sadık kalarak bir yapılanmaya gitmiş. Medresede statü bu. Onun için medresede hep yani tasavvuf sistemin dışında tutuluyor. Yani o tekkede işte başka yerlerde öğretiliyor. Yani burada vahdet-i vücutla ilgili söylediğimiz hususları Taşköprü Zade medresede anlatmıyor. Yani medresede onu anlattırmazlar bunu yani. O dışarıda olan bir şey. Şimdi problem şu, eğer dışarıdan birisi gelecekse ya sisteme uyumlu olacak yahut sistemin yapısını, bünyesini değiştirecek. İşte Ömer Hoca'nın son söylediği cümle biraz öyle. Yani dışarıdan tasavvuf gelip hakim olduğu yerlerde yapıyı değiştiriyor. Yapıyı artık ister ifsad ediyor diyelim, ister bozuyor diyorum. Yapı değişiyor ve burada işte medreseyle medrese dışında tekke arasındaki problem, kavga buradan başlıyor.